ki boynuma sarılsın, affetsin, alsın gitsin. İstediğim tek bir şey var Esra'la kızım. O anne ondayken bu annelik yapamaz. Bu kız bana kaçtı kaçalı ayırma peşinde. Bir dakika bir dakika. Anneni güven, babanı güven, annene küfür eden, babana küfür eden bir sorumsuz evlat. Nafaka peşindeler, para peşindeler. Kim istedi parayı? Annesi. Türkiye bu yüzleşmeyi konuşacak. Yani sütten çıkmış ak kaşık mısın sen? Aynen. Ben Songül'ün bu evliliğe bir şans daha verme isteği olduğunu düşünüyorum. Dere coşunca büyür, yürek taşınca büyür, yer yarın kıymetini ayrı düşünce büyür. Ben çünkü kabul etmem hesabı. Ben de sana şöyle çerçeveledim de kalp getirmedin beni kabul et diye değil mi? Songül kayınvalidesiyle ilk kez karşı karşıya gelecek. Kayınvaliden Ayşe Hanım. Hep yalan konuşuyor. Bir gelinini bile zapt edemedin ya. Bir kaynanalık yapsaydın o evde dururdum herhalde. Gelininiz size şiddet uyguladı mı? Hem de kaç kere uyguladı. Her zaman döydü. Sakın kaçırmayın. Bir evin bir oğluydu. Neyi anlaşamıyordun benimle? Ne alıp veremediğin vardı? Esra'la konuşacağım. Güzel. Şimdi Esra Erol'da. Ben güveniyorum kendisine. Onunla yola devam edeceğim. Zararın neresinden dönersen kar. Evlenmek istiyorum Savaş'la. Benim kardeşim işe yaramaz. Kardeşim demekten bile utanıyorum. Yazık günah. Sana yazık günah. Kurtarsın kendini. Evime döneceğim. Döneceğiz. Özgür Seray'ı affedecek mi? Evliliğin ve ilişkinle ilgili hangi kararı aldın? Affetmeye yüzüm yok. Yani çocuklarım için tabii ki yuva her zaman önemli. Babamı kurtarmak isterim mi diyorsun? Hem gözümün güvencesi bitti onun artık. Kendisi kapıyı kapattı gitti. Yani haklı olan hiçbir suçu olmayan aslında o. Pazartesiye kadar düşünün. Tamam mı Özgür Bey? Herkesin beklediği sorunun cevabı dakikalar sonra Esra Erol'da. Gelinim Fatoş, oğlumun yuvasını yıktı, ilk eşinden ayrıldı. Benim oğlum Oktay, çok güzel bir evliliği vardı. Oğlumun yuvasını yıktı, çocuğunla beraber eşini bıraktı. Bu Fatoş'la evlendi. Benim oğlum benimle bir saat bile küs durmayan çocuğum. 3,5 yıldır benimle hiç görüşmüyor. İçimdeki o ateş kirpiç çöpüydü. Şimdi oldu bir orma. Seni çok seviyorum annem, gel oğlum gel. Oğlunla beraber ağlıyoruz ikimiz, gel. Baba ne diyor, git ara babamı diyor. Yanıyorum ben annem, yanıyorum ben, çok kötü hastayım. Gel çocuğum. Fatoş, yaktın bizi Fatoş. Fatoş'u da görmek istemiyorum. Ailesini de görmek istemiyorum. Çocuğum bana gelsin yeter. Göreyim, sesini duyayım. Başka hiçbir şey istemiyorum. Dünya yakışıklısı oğlumla kendi evinde gelinim 3,5 yıldır beni oğlumla görüştürmüyor diyen Hamiyet teyzenin büyük isyanı. 25 yaşındaki dini nikahlı eşim, kaynanam, kayınbiraderim 9 aylık bebeğimi bırakıp kaçıp gittiler. Çocuk burada perişan. Kayınpeder damadın büyük isyanı. Eşim, çocuğum, kızım geçen pazartesi günü sabah 9'da çıkıp gidiyorlar. Sesimi duyuyorsanız lütfen gelin. İkimizin de eşi çocuklarımızı bırakıp kaçtı. 9 aylık çocuğunu, torununu da bıraktılar gittiler ve hayatlarından da endişeliyim. Hayatlarından endişe ediyorlar, lütfen rica ediyorum. Buraya gelmenizi istiyorum. Endişeliyim. Ne olur yani geri dönsünler. Anne kız neredeyseniz dönün yuvanıza diye seslenen kayınpeder damadın haykırışı şimdi Esra Erol'da. %40 zihinsel engelli kardeşim Hatice 3 Mayıs'ta TikTok'tan tanıştığı Cengiz adlı şahsın yanına kaçtı. %40 zihinsel engelli rahatsızlığı olan halam Hatice Cengiz Arman adlı şahısla kaçtı. Bu şahıstan TikTok'ta tanıştılar. Kardeşimin saflığından faydalanıp yaralanıp bunların bir şebeke olduğunu düşünüyorum. Kız kardeşimin dönmesini istiyorum. Kız kardeşimi tuzağa düşürmek istiyorlar diye iddia eden abinin isyanı şimdi Esra Erol'da. Seni çok özledim oğlum gel. Oğlu Ramazan 17 ay önce evi terk etti. 4 ay önce de kanser hastası olan kocası vefat etti. Oğlum Ramazan çabuk çık gel, 17 aydan beri seni görmedim oğlum. Baban bul getir dedi Ramazan'a dedi. Baban da öldü. Oğlum babasının öldüğünü bilmiyor diyen Gülsüm teyzenin tek isteği oğlunu bulmak ve kocasının mezarına götürmek. Baban hep seni sahipliyordu. Ramazan Ramazan diyordu hep. Düşün dedi Ramazan, ben ölürsem bul. Benim mezarıma getir onu dedi. Seni çok özledim oğlum gel. Esra Erol'da. Biz gerçeklerden kaçmalısınız. Biz gerçeği ortaya çıkmalısınız.
çıkartırız. Siz bizim sesimiz oluyorsunuz. Nefes aldıkçasınız hep var. Benim çocuğumu kurtar. Kızımızı bulduk sevgili seyirciler. İyi ki bizim gibi insanlara ayakta tutuyoruz. Erkeklere de kadınlara da yardımcı olun. Allah razı olsun. Yeniden doğdum. Sizin sayesinde. Her türlü sorunuzda ben buradayım. Yalnız değilsiniz. Ya beni gönülden sev ya da bana yalan aşkından söz etme. Ben böyle de çok mutluyum sevdiğime pişman etme. Ya beni gönülden sev ya da bana yalan aşkından söz etme. Ben böyle de çok mutluyum sevdiğime pişman etme, pişman etme. Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Yepyeni bir haftadan böyle bol güneşli, o baharı, o yazı hissettiğimiz günlerden ATV ekranlarından hepinize sevgiler, saygılar. Şu anda bizlerle buluşan kıymetli seyircilerimizi kucaklıyorum. Stüdyoda bulunan tüm konuklarım, sizler de hoş geldiniz. İyi seyirler diliyorum. Güzel bir hafta, sağlıklı bir hafta olması dileğiyle. Hoş geldiniz. Ben sizi hatırlıyorum. Tekirdağ'dan. Belediye işten kaçmıştınız. Aynen. Kafaya gel bak. Bugün benim doğum bazen günüm. Bazen diyorum gerçekten çöp bir beynim var benim. Ama öyle hani var ya böyle bilgisayarda şey var. Her mesela kullanmadığın her şeyi çöp sepetine atarsın. Oradan da silersin. Geri dönüşüm mü? İşte bende nasıl dönüşüyor Allah bilirdi. Bugün yine benim benim doğum günüm. Deliler ona yağma yok. Yine İsrailoğlu'na götüreceğim. Dedim tamam. Bir de başkanımızın bir hediyesi var size. Bugün başkandan izinli mi geldiniz? Evet. Ergene Velimeşe Spor 59 numara Esra Erol. Başkanınıza da sevgiler, saygılar gönderiyorum. Biliyorsunuz ki daha önce eşinin doğum günü sürpriz yapmak için geldiğinde beyefendi o gün aslında işten kaçmıştı. Neyse o günü kurtardık ama bugün izinli geldi. Çok teşekkür ederim. Kaç yaşına girdiniz? 46. 46. Maşallah. Sağ olun. Doğum günleri bundan sonra Esra Erol stüdyosunda. Peki. Forma için de çok teşekkür ediyorum. Bunda ne var acaba? Ay. 40 yılın hatırı varmış. Varmış. Bakmadın da. Daha görmedik 40. Ha, Ergene Velileşme Spor Kulübü'nden gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Böyle takdim ediyorum. Buyurun. Başlayalım mı programa? Esra Erol da başlıyor sevgili seyirciler. İlk konuklarımı davet edeceğim. Şimdi huzurlarınıza bir kayınpeder ve damat gelecekler. Her ikisinin de eşleri kayıp. Aslında damat Hakan Çalışkan eşi evi terk ediyor. Giderken eşi annesini de götürüyor. İbrahim Bey de burada hem eşim hem de kızım ortadan kayboldu diyor. Bir aile hikayesi, geride annelerini bekleyen 3 çocuk var. Buyursunlar. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Tekirdağ Çerkezköy'den katılıyorsunuz. Evet. Bizi izleyen tüm seyircilerimize de sevgiler, selamlar gönderelim. Şimdi bir aile ama iki kayıp var. Evet. Hatta üç kayıp var. Üç kayıp. Şöyle, İbrahim Bey'in eşi Sibel. Evet, bir de çocuk var. Bir de oğlunuz var. Evet, okuyor. 15 yaşındaki. Evet, adı ne onun? Mehmetcan Türkoğuz. Mehmetcan. Mehmetcan'ın bir de engeli var mı sanırım? Evet. %50 gözlerden yani. %50 görme engeli var. Bir de kızınız Kezban Türkoğuz. Evet. Kayıp. Kayıp. Karınız normalde, Kezban. Evet. Eşim kendisi. Yalnız kimlikte Günbey diye geçiyor. Hı hı. Daha çıkarmamış. O yüzden... Eski buraya... eşinin soyadı mı? Şimdiki eşim. Evet. Şimdi. Hayır. Eski eşinin soyadını mı taşıyor? Evet, aynen. Doğru. Eski eşinin soyadını yaşıyor. Siz 2,5 yıldır dini nikahlı beraberlik yaşıyorsunuz. Evet, doğrudur. Kalabalık aile. Evet. Kayınvalide, kayınpeder. Aynen, evet. Sizin daha önceki evlilikten 2 çocuğunuz. 2 çocuğum var, evet. Kayınbiraderiniz. Evet, eşiniz ve ortak 9 aylıkta bir bebeğiniz var. Evet. Fotoğrafları da ekranda sevgili seyirciler. Kezban Türkoğuz ve Sibel Türkoğuz'u arıyoruz. 9 Mayıs tarihinde sabah saatlerinde evden çıkıyor anne kız.
Yanlarına kardeşlerini de alıyorlar. Sonra da kayıplara karışıyorlar. Sizin ortak bir çocuğunuz var 9 aylık. Evet 9 aylık. Onu almamışlar mı? Yok. Almadılar. Ben kalktım zaten şok oldum. Şok yani oldunuz. Peki 9 Mayıs günü bize anlatır mısınız? Sabah bir saniye. Sabah saat 9 gibi kalktım. İlk önce kayınpederim kalkıyor. Ben yatak odasında yatıyorum. Kalktığım zaman zaten bir her yerden bir ses geliyor. O sese kalkıyorum. Çocuklar kalkmış. Her yerde. Oturma odası, çamaşırlar komple yerlerde. Ondan sonra cuma çocuk kalkmış ağlıyor. Hiç durmuyor hiçbir şekilde. Hatta bugün bile zaten hani bayağı bir hastaneye falan gittik. Hani bayağı bir sıkıntı yaşadık. Bakmadılar çocuğu. Sizin çocuklarınız 7 ve 5 yaşlarında. 7-5. Bu ikinci yaşından olan çocuk da 9 aylık. 9 aylık. 9 aylık. Tamam. Sabah bir kalkıyorum bakıyorum ki kimse ortada yok. Kimse gelmemiş. Nereye gitti bunlar? Benim eşim devlet memuru normalde. Siz şimdi uyuyorsunuz. Allah bilir siz de uyuyorsunuz. 3 çocuk ortalarda mı böyle? Evet. Herkes yani evin içinde. Zaten kalkınca bir şok geçirdim zaten. Telefonum vardı onu da almışlar. Hiç telefon yok ortada. Telefonu da gidiyor. Telefonu gittikten sonra zaten ben bir yatak odasındaki makyaj malzemelerini dedim. Bir açayım bakayım orada ne var ne yok. Baktım ki makyaj malzemesi zaten bir torba. Onları da götürmüş. Hani insan ilk başta kıyafetlerine bakar da makyaj malzemelerine bakmaz. Yok ben direkt oraya baktım zaten. Orada bir emanetim vardı oraya da baktım. O da olmayınca onlar aklıma geldi. Onların hepsini almış. Ufak tefek paralar vardı. Yani onları... eşim makyaj malzemelerini aldıysa kesin evi terk etti. Ya aslında terk etmedi. Şöyle bir şey var. Zaten benim eşimin ilk eşi İzmir'de. İzmir'de olduğu için de orada bir 5 yaşında bir çocuğu var. Çocuğu olduğu için de dedim herhalde onun yanına gitti. Yine kötü düşünmek istemiyorum. Dedim ki hani gitmiştir. Ama bunu size söylemeden gider mi? Gitmez. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi benim eşim devlet memuru olduğu için ben eşimi 3 senedir evden dışarı çıkartmıyorum. Neden diyorsan. Kızılpınar Çerkezköy'de yani çıkarılacak gibi bir yer değil. Benim de eşim biraz açık giyindiği için ben de izin vermiyorum. Ne fark eder? İster açık giyinsin, ister kapalı. İşte ben ne de izin vermiyorum. Çünkü herkes böyle sanki bir çok yadırgıyorlar. Hayır yani şunu merak ediyorum. Karaladığınız sosyal çevreyi. Aynen öyle. Bir de eşini de yerdi, açık giyiniyor. Ne fark eder ya? Bir kumaş parçasına o kadar fazla anlam yüklüyorsunuz ki. Gerçekten bunu aklım almıyor ya. Ya bu yöreler... Siz bile bir dolaşsanız, bir tur atsanız ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Bunun bölgeyle değil belki de sizin zihniyetinizle de alakası var. Eşinizi evden çıkartmıyorsunuz. Mesela bu kadın devlet memuru. Tamam, ben hatırlıyorum onu zaten. İşe gidiyor mu? Tabii ki işe gidiyor kendisi. İşe gidiyor. Her gün düzenli işine gidiyor geliyor. Tabii. O zaman bir sıkıntı oluyor mu? Herhangi bir sıkıntı yok. Ne bileyim çocukların alışverişi marketidir, kırtasiyedidir bunları kendi hallediyor mu? Gönderiyorum sıkıntı yok. Gönderiyorum derken yani bunları halleden bir kadın mıdır? Her işi çevirir çekip çevirir. Sen izin verirsen mi gidiyor? Ben izin verirsem. Sen izin vermezsen? Ben izin vermezsem gidemiyor. Peki çalışmasına niye izin veriyorsun? Çalışmasına ne fark eder? O gün de evden çıkıyor şöyle yani. Mesela bir böyle bir erkeğin karısının çalışmasına bana göre izin vermemesi gerekiyor değil mi? Yani ben senin getireceğin paraya muhtaç değilim. Sen markete gidemiyorsan işe de gidemezsin demen gerekiyor normal evet, şartlarda. Doğru söylüyorsun. Şimdi böyle ben böyle bak ben eşime her türlü hak veriyorum. Eşim haklı zaten evden gitmekten de haklı. Neden haklı dersen. Gidiş sebebi sence ne? Efendim? Gidiş sebebi sence ne mesela 9 Mayıs'ta? Gidiş sebebi vallahi abla hiç bilmiyorum ki neden gitti ya ben hala aklım almıyor benim. Genelde ya. Mesela. Çünkü benim annemi bak şöyle sorar. Ben köye gittiğimde Hakan yatıyor mu? Hakan ne yapıyor? Oturuyor mu? Fotoğrafını atsana beni seviyor mu? Diyen bir kız yani ben bunu... İstediğin kişiye sorabilirsiniz. Mesela yani böyle bir aranızdaki problemler neydi genelde? Ya ben cezaevinden çıktım öyle söyleyeyim. Hangi suçtan dolayı? Yani söylemek istemiyorsan söylemem. Bir önemli değil ben açıklayayım. Dolandırıcılıktan o da benim arkadaş kurbanı diyebilirim ben size. Bu şekilde bir işim oldu. Bir sene yattım koronadan çıktım dışarıya. Şu anda denetime 3 ay falan kaldı. Şu anda herhangi bir suç işlemedim yani hala devam ediyorum yani. 3 ay sonra son. 3 ay sonra son. Evin geçimini kim sağlıyor? Evin geçimini aslında eşim. Eşin sağlıyor. Evet. Yani onun iş hayatı, onun kazandığı para bütün evin... Giderini sağlıyor. Giderini sağlıyor. Sağlıyor evet doğrudur. Tamam. O gün aranızda bir tartışma ya da bir gece önce aranızda bir tartışma falan yaşandı mı?
Hani bir yine bu evden izin vermeme, evden dışarı çıkartmada, bu bölgeden taşınmada, bu bölgeden taşınmıyoruz diye bir tartışma çıktı mı? Zaten beni gezdirmiyorsun lafı hep ağzında. Hiçbiri çıkartmıyorsun diyor, hiç gezdirmiyorsun diyor. Ya tayin 4 ayıma ne kaldı? Şey merak ediyorum yani mesela çalışan, sorumluluk alan bir kadın sırf gezmek için 9 aylık bebeğini bırakıp annesi ve kardeşiyle evi terk eder mi? Bana dedi ki aradığımda, bir kere konuştum aradığımda. Kaçtıktan sonra konuştunuz. Tabii tabii. Hı hı. Bana dedi ki ben dedi çocuğu almaktan korktum dedi, gidemedim. Ya niye? Tamam da bu adam senin baban, bu adamın kimsesi yok. Sen bu adamı niye alıp gitmiyorsun? Çocuğu niye alıp gitmiyorsun? Tamam ben seni dövüyorum. Hı hı. Değil mi? Adam al, bebeği al. Ben zaten ölüm uykusuna yatmışım orada ben. Al git o zaman. Ben o zaman diyeyim ki sana. Helal olsun sana, yapmışsın bunu. Çocuğu o zaman dağmışsın. İbrahim Bey'i de sormak lazım. İbrahim Bey eşiniz sizi niye terk etti? Vallahi işte kızım, ben daha ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. O sabahı siz anlatır mısınız? Yani sabah uyandığınızda şimdi, nasıl bir manzara vardı evde? O günkü sabahleyin kalktım. Akşamleyin zaten hanım geldi. Torununu seviyorduk. Beraber de sevdik. Ve sakindi. Hı hı. Yani benim o olaylardan yani olmuş olsa zaten yani o duruma şey vermezdim. Hı hı. Sabahsı öyle hiçbir şey yok, yattı. Sabahleyin bir kalktım yani çocuk yanımda ağlıyor. Ötekinler... 9 aylık bebek sizin yanınızda evet. Mı? Tabii tabii. Ondan sonra o ağlıyor. Ötekinler kalktı, ötekinler ağlıyor. Hı hı. Ben de şimdi yani bir haftadır yani şey oldu. Sersem gibisiniz. Evet. Ya bir de şimdi geride boy boy şöyle sevgili seyirciler yani. Çocuklar var. Yani 7, 5 ve 9 aylık. Evet. Ben sizin... onu bırakıp da hani o bırakıp gitti ama ben kendi şeyime yediremedim. Peki şimdi kızınızın gitmek için çeşitli sebepleri olduğunu iddia ediyor Hakan. Doğru mu anlattıkları? Doğru. Doğru. Ama bana görünce bana hiç bittiği bir şey yapmaz yani. Bir de şöyle yani. Bir şey var Esra Hanım. Şeyi de merak et, sonra size soracağım onu. Buyurun. Şimdi babasını da biraz benim eşim biraz dediğim gibi hani biraz sosyetik olduğu için biz şimdi aynı evde yaşadığımız, aynı çatı altında yaşadığımız için benim eşim biraz hani şey giymeyi sever. Sevdiği için de babasını pek fazla istemez. İstemediği için de annesini alıp gitti. Yani bize ders veriyorlar. Size ders veriyor. İkimize, iki kadın size ders veriyor. İki bize ders veriyor. Aa, çok enteresan. Yani sizi siz bize gör. Aslında o evde bizi üzüyorsunuz, bizi incitiyorsunuz, bizi daraltıyorsunuz, bizi boğuyorsunuz diyerek iki kadın, anne kız beraber kaçarak size ders mi veriyorlar İbrahim Bence Bey? Bence öyle. Vallahi ben öyle düşündüm yani. Başka. Aldınız mı dersiniz ağzınızın payını diyeyim ben size? Zaten almasak buraya çıkmayayım. Aldın mı ağzının yok, payını? Ben, yani yemin ettim ben ilgi de göstermiyordum açık ben söyleyeyim. Yani ben hiç ilgilenmezdim. Ha. Ama ben anladım yani neyin olduğunu. Peki şimdi bak her şeye karışıyorsun. Her şeye müdahale ediyorsun. O kadın kendi parasıyla evin geçimini sağlıyor. Bir kere bile sevdiğini söylemiyorsun ve hissettirmiyorsun. Evet. Niye? Ne bileyim ben içinde saklıyorum ya. Ben ne bileyim dışa vuramıyorum bazen. Ayol siz karpuz musunuz? Açıkta bakalım içiniz iyi mi değil mi diye. Ne demek içinde saklıyor? Küfür ediyor musun mesela arada? Yani oluyor arada evet. Arada. Kızıyor musun, bağırıyor musun? Tabii ki. Bak asıl utanılacak olan davranış, hakaret etmek, kızmak, bağırmak. Bunu yaparken onu içinde saklamıyor ama asıl söylenmesi gereken sevgi sözcüğünü söylemiyor. Onun da bahanesi içimde saklıyorum. Kardeşim sevgi dışarıda, hakaret, küfür içeride kalır. Evet. Bu kadar. Yani ben bunu terse çevirmen evet. Lazım. Doğru söyledin. Ve bu kadın sizi, evet. Yani bu iki hanımefendi Sibel ve Kezban Hanım anne kız size ders veriyorlarsa bravo. Amcacığım. Şimdi kızın haklı davasında anladığım kadarıyla. Evet. Bilemiyorum detayda ne çıkar ne çıkmaz. Ben eşime zaten hak veriyorum. Esra sizin Hanım. Günahınız nedir? Siz ne yaptınız ya biz de eşinize? Işte kızın şeysi oldu. Bırak kızını. Senin eşin seni bırakır mıydı? Bırakmaz. Ben hayatta bırakmaz. Kaç yıl? 62 yaşındayım. Daha ben ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Ve 3 tane de evlat vermiş. Hiç daha böyle bir şey yaşamadı. Peki kaç yıllık evlisiniz? 32. 32 yılda hayatınızda ilk kez mi? İlk kez. Peki damatla birbirinize girdiniz mi? Senin yüzünden başımıza gelenleri bak açıkta kaldık diye. Ben bastırdım yani öyle bir yani gireriz ama bastırmasın da. Yani o ben ortaya şey yaparım yani. Bastırırım. Düzeltirim. Peki 9 Mayıs günü sabah 9'da aslında
Yani kayınpeder, damat kalkıyorlar. Evde 3 çocuk var. Çocuklardan ikisi Hakan'ın ilk eşinden olan çocuklar. Tabii tabii. Sanırım karınız onların sorumluluğunu da almış. Yani. Annesi babası o çocuklara da bakıyorlar. Tabii. Yani sizinle ilgili tüm yükleri aslında evet. Kezban ve Kezban'ın ailesi almış. Aynen öyle. O sabah evden gidiyorlar. Gittikten sonra eşinizle bir telefon görüşmesi yapıyorsunuz. Yapıyorum evet. Ne dedi o telefon görüşmesinde? Hani beni artık arama. İşte seni istemiyorum mu dedi, yoksa aklını başına toparla mı dedi, ne dedi? Ben dedi, Çerkezköy'e daha gelmiyorum dedi. Evet. Gel ara bul beni dedi burada dedi. Yani sen gel demek istiyor bana. Yani sevmiyor, Çerkezköy'ü oldum bittim sevmiyor. Seni mi sevmiyor, Çerkezköy'ü mü? Çerkezköy'ü sevmiyor. Açık ve net söylüyorum. Çerkezköy'de bak. Hakan var diye sevmiyor dese anlayacağım da. Tamam beni sevmesi de olur çocuğumu alsın. Peki bunu hissettirdi mi sana yani Hakan yine... seninle olan ilişkim bitti. Bana. Dedi mi? Ya bana öyle bir şey deme şansı olmadı. Çünkü neden olmadı? Benim annemi arayan, ablamı arayan videolarını attıran hepsinin videosu var. Ne hepsi demek kanıtlı bir şekilde. Benim yatarken veyahut da gizli bir şekilde ama haberim yok. Hı. Ablam annem çekiyor beni. Bana soruyorlar. İşte Kezban'ı seviyor musun? Seviyorum diyorum ya. Aa bak 80 milyonunu seviyorum. Daha ne diyeyim ben sana? Hayır. Bu kayıp olma süre ya yani bu kayıp süresince annenle ablam senin videolarını çekip karına mı gönderiyorlar? Yok, karım buradayken. Yani buradayken. Karım daha git. Karım daha gitmemişken. Hı-hı. Olan şeyleri yapmam. Mesela köydeyken video çektiler ama benim haberim yok. Eşim de burada kendi evinde oturuyorlar. Evet. Hakan diyor Kezban'ı seviyor musun diyor. Seviyorum diyorum. Niye ne oldu hayırdır sabah sabah nereden çıktı diyorum mu diyorum. Ya böyle hani cahil cahil liseli aşıklı sorular sormayın bana ben sevmiyorum dedim. Hı hı. Ondan sonra hocama yani bu da bana eşim. Bana liseli kavgalarıyla gelin böyle aşık muhabbetleriyle gelmedin. Ya yok ben sen sevmiyorum. Sen öyle bir tip değil mi böyle? Yok ben liseli. Ne güzel ev evi geçindiriyor. 7 ve 5 ilk evlilikte olan çocukları kayınvalide Sibel Hanım bakıyor. Değil mi? Bence Sibel Hanım da ondan kaçtı. Kendi kanka olmayan iki tane küçük çocuğa bakmak bu devirde çok büyük şey meşakkat değil mi? Ben evet. Hak veriyorum ben hepsine hak verdim diyor zaten. Diyor muydu ben bu çocukların sorumluluğuna bakamıyorum çünkü Kezban çalışıyor. Çalışıyor zaten. Çalışıyor zaten biz bakıyorduk. Biz bakıyoruz. Siz bakıyordunuz. Tabii biz bakıyoruz. Kadınlar çalışıyor, erkekler bakıyor. Ben kendim bakıyor. Zaten ya bilinecek bir şey yok, ya. Bir şey yok yani ama ben bakıyorum yani ben gocunmuyorum altını alıyorum mamasını veriyorum bak sabahtan beri hani buradaki ablalarımız beni kayıp görüyor. Kayıp süresince mi bakıyorsun yoksa normal? Ben 24 saat bakıyorum. Sürekli bakıyorsun. 24 saat bakarım hayır. Niye bakmayacağım ya benim yani, çocuklarım onlar ya. Bu, şimdi bu roller biçilmiş şey ya erkek çalışır para getirir kadın evdedir çocuk bakar. Hayır kadın çalışıyorsa başka kardeşim erkek de yan gelip yatamaz evde çocuk da yapar ama çocuğa da çocuk da yapar diyorum yalnız gerekiyorsa yapsın diye. Çocuklara da bakar temizlik de yapar, yemeği de yapar. O çalışan kişinin yükünü üzerinden almaya çalışır. Sor bakayım abla ben nasıl bir insanım evde? Kendisi anlatsın size eğer çıktığı zaman. Ben hayatta yani ben evimi temizlerim. Gerektiği zaman her şeyi yaparım yani. Ben yapıyorum ablacığım yaparım da. Peki bu mükemmel erkeği Kezban niye terk etti Hakan? Ya abla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kız bunaldı. Sıkıldı. Gel şöyle. Şuradan Kezban'a bir seslenir misin? Buradan Kezban'a sesleniyorum. Hayatım seni çok seviyorum. Eğer ki buraya gelirsen sana burada evlenme teklifi edeceğim. Artı niye? Nikahımızı da burada yapacağız. Sana söz veriyorum. Bak burada 80 milyonun önünde sana söz veriyorum bak. Diyorsun yani beni sevmiyorsun. İşte beni hep itiyorsun. Ben sana burada söylüyorum. Bak burada 80 milyon burada seyircilerimizin önünde. Sana söz ve söz veriyorum nikahımızı burada yapacağız. Bu arada Kezban'ı buldum. Lütfen burada olmanı bekliyorum. Sevgili seyirciler, Kezban'ı bulduk. Kezban şu anda telefon hattında. Buyurun, alo deyin. Alo. Alo. Ne yapıyorsun? Esra Hanım, yanımda. Kezban merhaba. Merhaba. Hoş geldin yayına, nasılsın? Ah, ah. İyiyim. Çok iyi değil gibi sesin. Ağlıyor musun? Evet. Anneni alarak bir de erkek kardeşini almışsın. Onları alarak evi niye terk ettiniz 9 Mayıs tarihinde? Ne oldu? Şöyle bir şey diyeyim.
şu anda size gerçek bir şekilde anlatılmıyor. Kezban seni zor duyuyorum. Hoparlörü kapatır mısın? Tek tek tane tane anlatır mısın lütfen? Alo. Alo. Heh, şimdi dinliyorum seni. Burada net bir şekilde hiçbir şey anlatılmıyor. Yarım yamalak anlatılıyor. Tamam, buraya gelsin. Eşin gerçekleri anlatmıyor mu? Evet. Gerçekler nedir? Hanım, senin buraya evi terk etme sebebin nedir? Ya ben şöyle diyeyim. Ben annemi çuvala koyup erkeksizim kaçırayım. Kendisi 47 yaşında bir insan, aslı dengesi yerinde, sağlam bir insan. Kendi hür iradesi gelip benim yanımda tutuyor şu an. Hayır hayır hayatım, şunu merak ediyorum. Ya o gün evden ayrılma yeter artık, biz yapamıyoruz. Hani ben Hakan'ı terk edeyim, çocuğumun babasını. Sen de kocanı terk et deme sebebiniz nedir? Nedir? Kendisi. Ne yaşadın evde bu ilişkide? Ya ben şöyle diyeyim, ilk eşimden de çok şiddet gören bir insandım. Hı hı. Ve ben sosyal hizmetlerden çıktım. Hı hı. Memur sahibi oldum. Hı hı. O insan benim memuru yapmamıştı. Hı hı. Ondan ayrıldıktan sonra tekrar yerleştikten sonra memur sahibi oldum. Evet. Bu insana da ben çok kendimi yaşadığımı anlattım. Ne kadar zorluklar yaşadığımı, geçirdiğimi anlattım. Hı hı. Bu insan da sonradan şiddet uyguladı. Bu ilişkinde Hakan'la 2,5 yıldır birlikteliğinde Hakan'dan şiddet mi görüyordun? Evet, aynen. Ve DAP raporlarımız da var zaten. Hı hı. Evet. Yani dava sevgini söylememen değil, Kezban'ı dövmen. Kezban'ın evden ayrı. Bak şimdi şiddet dediğinde böyle daha yumuşak oluyor ama ben diyor yani eşim tarafından dövülüyordum diyor. Evden ayrılma sebebin Hakan, sanırım sen çalışıyorsun, evin sorumluluğunu sen alıyorsun. Sen artık dayaktan mı kaçtın? Evet, ve baskılarından. Baskısından. Hangi baskılar uyguluyordu sana? Küfür. Hakaret. Hı hı. Ondan sonra nasıl diyeyim, devamlı ezmesinden. Psikolojik baskısından. Ailen de o evde yaşıyor ama. Engel olamıyor mu annen, baban da bak çok, burada. Bunlar çok mülayim bir insanlar zaten. Belli de oluyordur babamın hareketinden. Şu an yayında da babamı susturup kendisi konuşuyor zaten çoğunlukla. Mülayim oldukları için kızınızın şiddet gördüğüne şahit oldunuz mu İbrahim Bey? Artık her şey açıldı. Evet. Dayak yiyordu. Siz ne yapıyordunuz o sırada? Ya ben yine kollamadım. Yani arka çıkıyordum. Yani şey yapıyordum, düzeltmeye çalışıyordum. Şimdi aslında şöyle bir cevap verilir de, senin o kızını dövünce sen bunu dövüyor muydun demek insanın içinden geliyor. Daha yani ben en azından bastırmaya çalışıyordum. Yani ortalık durulsun. Peki mesela kızı da alıp yürüyün bu adamın yanında bir dakika durmayacağız diyebildiniz mi? Ya onu ben çok zaman dedim. Ama benim eşim de anladım. Yani orada kendisi. Hakan Bey buyurun. Gitmek için çok haklı sebepleri var. Ya ben şimdi zaten çok önce bu dayak olayını bir açalım. Ben tabii öncelikle kendisinden özür diliyorum. Tamam, yani istemiyorsa ayrı bir şey. Ama gittikten sonra ben zaten onun ne kadar değerli benim yanımda olduğunun kıymetini anladım. Yani hangi zavallılığınızı ya da zayıflığınızı kapatmak için şiddet gösteriyordunuz? Ablacığım ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben her konuda haklı, ben öyle söylüyorum size. Çünkü ben gerçekten yaptıklarımın arkasındayım. Arkasındayım takma derken dövdüm ama haklıyım mı? Hayır. Yani arkasındayım ama kendisi yani evet doğru söylüyor. Ben bunların hepsini yaptım. Yani yaptım da öyle aşırı böyle yani ağzımdan burnumdan kan. Öyle dedi, normal. Allah razı olsun diyelim. Yok. Ablacığım. Yani hiçbir şekilde ben hak veriyorum ama hı-hı diyorum ben evine dön. Gerekirse evine dön. Peki Kezban hep şöyle mi oluyordu? Hani sana şiddet uyguluyor, seni dövüyor, sonra da ayaklarına kapılıp hep af mı diliyordu senden? Özür dilemiyordu. Efendim? Özür dilemiyordu. Özür dilemiyordu. Evet. Aynen öyle. Yani genelde şeydir ya, şöyle hep yapar yapar özür diler, affettirir, bir daha yapmayacağım, yeminler eder, büyük büyük laflar söyler, sözler söyler. Yok, hayır. Sen hiçbir evden çıkarken... Efendim? Hiçbir zaman pişman olmuyordu.
Hiçbir zaman pişman olmuyordu. Çünkü sizi henüz pişman. Daha boşalmamış, evden evlilik birliğini terk eden bir kadın olarak gördüğü için, değil mi? O bir eksi olarak haneye yazılıyor sanki. Aslında ilişki eşler arasında eşit ama bir kadın eğer evlilik birliğinden kaçmışsa ve yeni bir ilişkiye başlamışsa eksi olarak değerlendiriliyor. Evet. Peki. Bunu size karşı kullanıyor muydu? Anlamadık galiba. Kezban duyuyor musun bizi? Evet duyuyorum. Cevaplamak ister misin? Hülya Hanım'ın söylediğini. Biz resmi evleneceğimiz zaman bile daha beter yapacağını söyleyen bir insandı bu. Ha bu şu anda sen bir boşan. Ben daha iyi günlerin bunların daha kötüsü olacak diyordu yani. Bunun daha kötüsü. Bunlar iyi günlerin. Evet. Tamam doğru. Çıktı mı ağzınızdan? Hayır ablacığım ben kendisine söylüyorum. Geliyorsa düzgün bir şekilde yeni bir sayfa açarak, yeni bir imza atarak ben onu... Bak ne diyorum ayak bak yazmış mı onun ayaklarının altına ayağın altına taş değdirmesin. Bundan sonra hayatın daha güzel olacağına eminim. Bak söylüyorum eminim diyorum bak eminim. Kezban, bak 9 aylık bebeğimiz var. Bu gidiş yapmaz. Sanırım Hakan'ı hani terbiye etmek adına mı bir gidiş? Yoksa hani benim için artık bir kaçış ben bir daha bu adamdan kurtulamam diyerek mi kaçtın? Ben hem kurtulamamak için kaçtım. Bu hayat bu adam hayatına devam edemez. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Kezban. Tamam. Kezban ben bir şey söyleyeceğim sana. Beni dinler misin? Bak sana söz veriyorum. Bak, bu kadar insanın içinde bana diyordun ki beni sevmiyorsun. İşte anneme diyordun ki fotoğrafını çek at. Şunu yap. Al çıktım buraya. Bak senin için çıktım. Ben buraya hayatta çıkmadım. Bak 24 saat burayı izliyorum. Ben buraya çıktım. Ben şaşırdım kaldım ya. Ben senin için yapıyorum bunu bak. Yemin ediyorum senin için yapıyorum bunu ben ya. Bak Kur'an çapsın senin için bak. 80 milyon şu an beni Çerkezköy izliyor. Kızılpınar izliyor komple. Telefonlarım susmuyor. Bak senin için buradayım. Gel bundan sonra bak nasıl bir hayatın olacağına kendi gözlerinle bak Esra Hanım'la şahitlik etsin buna. Vallahi hiç böyle bir şeyin şahidi olamam kusura bakmayın. Ben şimdi normalde hani daha böyle... arkasında durabileceğim konularda şahit olurum ama ya şiddetin olduğu yok, bir ben yerde kimsenin şöyle bir şey ha onun şahidi olurum şiddet he. Gördüğüne dair he. Mahkemede çağır beni kardeşim he. Yanında he. Olurum ama tamam. Sizin ilişkinizde barışın ya da senin sözün konusunda asla bak, olmam. Ben de onu demek istiyorum Mesra Hanım. Bu saatten sonra kendisine hiçbir şekilde bağırmayacağım, çağırmayacağım. Her şeyi yolunda nasıl istiyorsa onu yapacağım. Peki. Babayı Kezban bir şey. Çocuğum bir çok üzüldüm. Şeyi merak ediyorum. Kezban. Sen de. Giderken bebeği niye götürmedin? Şimdi o 9 aylık. Onu almama sebebin neydi? Hani keyfim yerinde çok da özledim zaten. Ne? Çok da özledim zaten çocuğumu. Yok özledim. Çok özledim diyorsun evladımı. Alamama sebebin neydi? Ya şu bulunduğum yerde ev bulamadım. Hani çocuğum hasta olduğu için bünyesi zayıf. Hı hı. Hani dedim kendime bir yer belirleyeyim. Ondan sonra belki gidip alırım. Sağlık sorunları mı var çocuğun? Ya çocuk işte eşim gittikten sonra bir kusuyor, haftadan mahvoldu. Kusuyor, ne bileyim istifar ediyor. Ya. Acaba kaldırıyor mu buradan? Buradan kaldırdığım zaman çocuk bir çığlık atıyor. Az önce Seda'nın... Valla ekipten arkadaşlar da gördü. Gittim hastaneye. Götürdünüz mü gittim doktora? Gittim de kimse bakmadı ki. Ne demek kimse bakmadı? Vallahi bakmadı. Esra'm geri gönderdi beni. Çocuk doktoru yokmuş galiba. Çocuk... Bakın, tekrar bir gönderelim yani. Bakamadı. Çocuğu alamama sebebi imkansızlık ve bulunduğun şartlardan dolayı. Evet. Peki Kezban. Efendim. Giderken babanı niye almadın? Babamı niye almadım? Çocuk orada olduğu için. Belki babam gelir, alıp gelir diye yanımıza. Yani babanı yok. Özellikle bırakmanız yok değil mi? Hani aman o da lanet gelsin, onun da yüzünü görmeyelim diye değil. Mecburiyetten mi bıraktın? Evet, mecburiyetten dolayı. Peki babana gel desen seninle gelir miydi? Gelirdi. Gider miydin İbrahim giderim. Bey? Ben giderim. Evlatlarım 62 yaşındayım. Ben onları her zaman için hiçbir şekilde şey almadım yani. Şimdi sizin? De diyorum. Şimdi konuşun de gene lütfen. Diyorum. Tamam Hakan olabilir. Ama ben söz veriyorum. Eğer ki bu kadar 80 ya, kaç kişi seyrediyor? Daha ben kızım daha beni burada seyretmedi. Daha ilk defa çıkıyorum. Ben de seyrediyorum. Ama
Eğer ki bir de daha olursa zaten yani benim gözümün önünde olmuş olsa ben affetmem. Bak çocuğu var, ben o gün kendi erkekimle bırakamadım yani. Bırakıp gidemedim, vicdanım el vermedi. Bırakmadı, aynen öyle. Annen yanında mı Kezban? Evet, yanımda, vereyim. Bir konuşabilir miyim anneyle? Tabii. Alo. Sibel Hanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Kızınızla beraber 9 Mayıs'ta evden kaçıyorsunuz aslında. Evet. Neden kaçtığınızı siz anlatır mısınız? Şöyle söyleyeyim. Eşimin yanındaki kişi. Bizi darp ettiği için. Sizi de mi? Evet. Ne zaman? O kendisi çok iyi biliyor. Kayınvalidenizle mi dövdünüz? Ben çok iyi biliyorum. Evet, doğru söylüyor. Nasıl darp ettim? Ben onu darp etmiş miyim? Bir sorar mısın? Nasıl darp ettim? Nasıl bir darp etmişim? Ben bir sorar mısınız kendisine? Sen sor, beni darp etti diyor. Anne, ben seni ne zaman darp ettim? Sen eve kaç gün gelmedin? Bu adam seni kaç gün sokaklarda aradı? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Evet, anlat. Evet, anlat. Benim gözümü, kaşımı patlatan sen değil misin? Ne? Neden? Kaşımı patlatan sen değil misin? Kaşını patlatan ben. Evet. Hatta buna tamam. Eşim de şahit oldu. Tamam. Doğru mu İbrahim abi? Sen çok dürüstsün. Damadın senin karını dövdü mü? He? Evet, evet, dövdü. Onun yanında. O günde ben dedim, hatta dedim bak Hakan olmasın bundan sonra. Ne yaptın? Dövdü, komalık mı ettim? Yani yere mi yatırdım? Hakan ölmesi mi lazım? Hayır ablacığım, bak şöyle bir durum var. Ölmesi tamam, mi lazım? Ablacığım. O zaman ben de sana şu tamam. anda seni komalık etmeyene kadar istediğim gibi tokatlama hakkına sahip miyim? Dönüp şöyle derim ya. Ne yaptım sevgili Seccak? Komalık mı ettim? Bir yerini mi yaraladım? Olur mu böyle bir şey? Ya sen kimsin? Sen eşkıya mısın? Sen kimsin ya? Bulmuşsun zavallı insanları, mum etmişsin etrafında, eşkıya gibi, zebellak gibi tepelerinde, parayı karın getirsin. Çocuklarına, iki tane ilk eşinden çocuklarına karının anası baksın. Seninle evde evi temizliği her şeyi de İbrahim abi yapsın. Sen gel keyfim gel yap. Sen kimsin? Ben yatmıyorum abla vallahi. Vallahi sana Kezban yemin ediyorum, bu adamla dönüp bir kere barışırsan sana da yazıklar olsun. Al çocuğunu, al çocuğunu, al aileni, kendine yeni bir hayat kur kızım ya. Girdi mesela denetimli serbestlikte bunu yapıyorsa, siz denetimli serbestliğiniz olduğu halde kayınvalidenizi, ay 3 ay var dediniz. Niye şikayet etmiyorsunuz yansın denetimli serbestlikleri ya? Susmayın, şiddetin karşısında, şiddetin ufağı, büyüğü, böyle yok aynen. Böyle bir şey. Sibel Hanım, şu olayı bir anlatır mısınız bana? İşte biz 9 Mayıs'ta kızımla kararlaştırdık. Kız bana söyledi. Evet. Anne var mısın benimle dedi. Ben de varım dedim. İrademle. Kızım aklım zihnim yerinde. Ve ben bu damattan bir kere değil iki kere şiddet gördüm. Her zaman hani en küçük bir şeydi. Bir nem kapıp bizi dövüyordu. Şiddet uyguluyordu. Ben kızımla da gördüm kaç kere dövdüğünü ve neler yaptığını. O kendisi çok iyi biliyor bence. Bütün gerçekleri niye söylemiyor? Şimdi İbrahim gerçekleri abi, söylemiyor dediniz. İbrahim abi, siz şiddet gördünüz mü? Siz şiddet gördünüz mü? Yok abi, ben... Sizi hakaret eder miydi yani? Sen ya, de adam mısın? Aramızda halledirdik olayı. Görürdük o ufak ağız şeysi. Hayır, sana ağız dalaşına girer miydi sen? Sen de adam mısın? Girerdi ama benden yani... Senin farklı. Karına da, senin kızına da bilmem ne der miydi? Yok, şimdi Esra Hanım, şimdi şöyle söyleyebilir miyim Esra Hanım? Eve ben gelmeyen buraya... eşinize siz değil de niye müstakbel ileride olacak şimdi damadınız şöyle bir şey var, karar Esra Hanım. Veriyor? Eve gelmiyorsunuz, tamam, ben siz rahatsız olabilirim. Olmuyorsunuz. Doğru mu? Damat mı rahatsız ben oluyor? Ben masum da değilim. Ya ben şimdi çalışıyordum ben. Gece bekçiliği yapıyordum. Sizin gözünüzü öyleyim. Yani evde ben gece kendisi olmuyordum. Kendisi benden şiddet görüyordu. Çalışıyordu. Annesi benden şiddet görüyordu. Benim başım gözüm üstüne. Madem görüyordu. Ya anlatılacak çok şey var da Esra Hanım. Ne anlatacaksın Hakan? Ne mi anlatacağım Esra Hanım? Sebep mi mesela? Neden mi yaratacaksın? Özel ayrı bir konuşurum. Hayır hayır. Şunu merak ediyorum. Öyle ya ben bunları Esra yaptım Hanım. Ama ben, sebebi mi ben vardı? Ben kimseyi karalamıyorum. Kimseyi de çizmiyorum. Benim yine çocuğumun annesidir. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi mesela çok özür. Kadının namusu. Suçtan dolayı cezaevine girdin. Bırak namusu. Sen dolandırıcılık ya da bu oyunlardan dolayı cezaevine girdin. Hı-hı. Tamam mı? Evet. Cezanı çektin, çıktın. Evet. Karın seni, sen dolandırıcısın diye seni dövebilir mi? Hayır, kesinlikle. Dövemez. Öyle.
Sen onunla ilgili herhangi bir karar, yani geçmişiyle ilgili bir şey söyleyip yok, ona şiddet uygulama hakkına sahip misin? Hayır, kesinlikle öyle bir şey. Hala da dön nikah kıyalım diyen sensin. Geçmişi ama onun ben, geçmişi. Bak pişmanım diyorum Esra Hanım, bak yaptıklarımdan pişmanım. Hakan, ne yaptıysam hepsinden bak ne... Şu an koparım, beni atın, bu konuda diyelim ki pişmanlığında çok samimi olabilirsin. Bak ama yemin ediyorum pişmanım. Sana bak, o kadın bu saatten sonra güvenmez. Ya tamam, ben de diyorum ki bak ben çok pişmanım. Ben bir cahillik yaptım. Şiddet hastalıklı ona, bir bak, ruh hali. Bak şiddet hastalıklı bir ruh hali. Tamam. Damla gibi suya atılan evet, bir taş gibi etrafa sirayet eder. Evet. Ki kayınvalidenize kadar gelmeye başlamış. Siz bunun farkında artık değilsiniz. Artık aile ben içerisinde her şey. Diyorsunuz ki çok basit bir şey ya. Gözünü patlattım. Evet. Bir defa tokat attım. Küçümsüyorsunuz şiddeti. Basit evet, yani yok, basite indirgiyor. Küçümsemiyorum Esra Hanım. Ben söylüyorum. Hı. Ben açık ve net. Ben eşimden barışmak istiyorum. Bak yani onun ayaklarına onun... kapanabilirim. Her türlü paspas bile olurum. Çünkü neden? Yani çok hakkını yedim. Ya bu tamamen senin eşinin, eşin bile değil aslında, birlikte olduğun kadının yani çocuğunun annesinin kararıdır. Sibel teyze. Efendim. Siz giderken kocanız İbrahim Bey'i almak istediniz mi yanınıza? Evet. Bir merhaba deyin kocanıza. Olan İbrahim Bey'e olmuş. Alo deyin. Alo. 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 Ne yapıyorsun? İyi. Sen nasılsın? İyiyim. İbrahim. Ama neye söylemedin bana ki? Neye haber vermedin? Ya iyiyim abi, uzmana kadar böyle bir şey hiç yapmıyordun. Hiç yapmadık. Yapmıyordum. Sen bütün gerçekleri biliyorsun İbrahim. Etikçe konuşsana. Daha bak bütün gerçekleri biliyorsun. Bütün gerçekleri biliyorsun. Niye konuşmuyorsun? Neleri söylemesi gerekiyor? Siz hatırlatın, o da söylesin. Valla bir haftadır kafam hep böyle şey oldu. Çocuk bir haftadır... bakmadan bir şey yapamadı ki ya Esra Hanım. Sibel Hanım. Söyleyebilir miyim? Tabii her şeyi anlatabilirsiniz. Eşimin yanındaki kişi benim kızımı satmaya kalktı. 5 dakika para karşılığında başka erkeklere. Ben evet. Ben mi? Esra Hanım. Ben bunu duydum. Bak Esra Hanım, bir şey söyleyeceğim, avukatımı bağlamak istiyorum, tamam mı? Karşı tarafın avukatını bağlamak istiyorum. Yalnız bunlar kağıtta yazıyor hepsi. Dosyada yazıyor. Bak bende dosya var bir sürü. Ne dosyasında yazıyor? Bu eşimin ilk eşin... Bak açıldı mı mevzu? Ben bak şu an karalamak da istemiyorum. Ben satmak istiyorum. Benim kaderimde, namusumda böyle bir şey yok. Böyle bir şey olamaz. Hayırdır ya? Ne demek böyle satıyorum atıyorum? Benim babam 70 milyon insan tanışıyor. Esra Hanım, bu nasıl bir konuşma ya? Kayınvalidenizin iddiası bu. Sen ben bunu ya duydum diyor. Karımı satıyorum, yok. Tövbe tövbe estağfurullah, tövbe aşağıallahım. Sen bana yardım et ya Rabbim ya. 3 tane çocuğum var benim ya. Bak o dosyaları getireyim Esra Hanım. Peki. Dosyaları ben size vereyim. Hı-hı. O dosyalara bakın. Ondan sonra siz deyin ki. Yani gerçekten birlikte olduğunuz kişinin annesi benim kızımı başka erkeklere pazarlamak istiyor iddiasında bulundu. Bana Kezban ve Sibel benim Hanım'la tekrar iletişim kuracağız. Aslında Kezban ve Sibel Hanım o evden ayrılırken hem 9 aylık bebeği hem de İbrahim Bey'i almayı planlamışlar ama planladıkları da gibi gitmemiş. Bakalım yarın bu programda bu konuyla ilgili neler olacak? Sizi şimdilik uğurluyorum. Tamam, teşekkür ederim. Songül Avcı geliyor, 25 yaşında. 2014 yılında evlendiğim çocuklarımın babası. Kocamı terk ettim demişti. Çift bu evlilikle ilgili hangi kararı aldı? Önce Songül buyursunlar. Gel Songül, hoş geldin. Hoş bulduk. Emrah da stüdyomuzda. Çiftin kararını biraz sonra öğreneceğiz sevgili seyirciler. Ve kayıp Sera'yı aradık. 3 çocuğunu bırakıp gitmişti. Ama sağ salim onu bulduk. Ailesine dönmeye karar verdi. Ve eşinden de aslında bir şans istedi. Özgür eşi Sera'yı, bu evliliği kurtarır mı, affeder mi? Biraz sonra konuşacağız. Reklamlardan sonra geliyoruz, ayrılmayın. Bekle.
Dedi ki boynuma sarılsın, affetsin, alsın gitsin. İstediğim tek bir şey var Esra'da, kızım. Bu anne ondayken bu annelik yapamaz. Bu kız bana kaçtı kaçalı ayırma peşinde. Bir dakika Fidan abla. Anneni güven, babanı güven, annene küfür eden, babana küfür eden bir sorumsuz evlat. Nafaka peşindeler. Para peşindeler. Kim istedi parayı? Annesi. Türkiye bu yüzleşmeyi konuşacak. Yani sütten işte... çıkmış ak kaşık mısın sen? Aynen. Ben Songül'ün bu evliliğe bir şans daha verme isteği olduğunu düşünüyorum. Dere coşunca büyür, yürek taşınca büyür, yer yarın kıymetini ayrı düşünce büyür. Ben çünkü... kabul etmem hesabı. Ben de sana şöyle çerçeveledim de getirmedim beni kabul et diye, değil mi? Songül kayınvalidesiyle ilk kez karşı karşıya gelecek. Kayınvaliden Ayşe Hanım. Hep yalan konuşuyor. Bir gelinini bile zapt edemedin ya. Bir kaynanalık yapsaydın o evde dururdum herhalde. Gelininiz size şiddet uyguladı mı? Hem de kaç kere uyguladı. Her zaman döydü. Sakın kaçırmayın. Bir evin bir oğluydu. Neyi anlaşamıyordun benimle? Ne alıp veremediğin vardı? Esra abla konuşacağım. Güzel. Şimdi Esra Erol'da. Sevgili seyirciler, şimdiki konuğum Hamiyet Gürekar. Oğlu bir evlilik yapıyor ama bu evlilikten sonra gelinim oğlumla görüşmemi engelliyor. Onu çok özledim. Torunumu bile göremiyorum diyen bir kayınvalide hikayesi. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Hasta halinizle geldiğinize göre durum acil. Ben ölüyorum. Allah uzun ömürler versin. Anneler gününden beri ölüyorum kızım. Beş anneler günü geçirdim. Ama bu anneler günü öldüm. Beş anneler gününde oğlunuz olmadan mı geçti? Olmadan geçirdim. Kaç yaşında oğlunuz? 36 yaşında herhalde. 78 doğumlu. Oğlum benden var ya işte Esra'cığım, bir saat küstürmezdi. Kaç ama çocuğunuz var? İki, bir kızım bir oğlum var. Ama bunlara girdik. Oğlum yuvasını da yıktı bunlar. İlk evliliğini. O ilk evliliği artık gelmiş geçmiş bitmiş. Ama bunlar yaptı Esra'cığım, bunlar yaptı. Ben hiç başka bir şeyden şüphelenmiyorum. Kaç yıl önce evlendi oğlunuz? 11 yıl oldu. Bu ikinci evliliği. İkinci evliliği. 11 yıldır evli. Çocukları var mı? İlkinden bir tane var. Bundan da bir tane var. Bir tane de var. Allah bağışlasın. Amin, amin. Ne oldu da oğlunuz, yani size düşkün oğlunuz bu beş anneler gününde sizi yapayalnız bıraktı? Anne baba hoca, kızlar hoca. Artık gerisini ben eklemeyeyim. Anlamadım. Kızın annesi babası hoca. Hı hı. İki kardeş, bunlar da hoca Esra'cığım. Hı hı. Artık ne yedirdiler, ne içirdiler, ne okudular, ne üflediler bilmiyorum. Neyse canım, oğlum öyle benden ayrılmayan, yarım saat beni görmeyen, görmeden duramayan çocuk. 3,5 senedir engelli telefonlarım bile. O kadar. Tabii canım. Kapısına gittiniz mi? Gidemem. Ben bu bastonla nasıl gideyim oraya? Oğlunuz nerede yaşıyor Oktay'la beraber? Manisa Turgut. Ay dur, ağzım kurudu çocuğum ya. Dur ben vereyim, siz hiç rahatsız olmayın. Dur, Manisa'da yaşıyor. Siz nerede yaşıyorsunuz? Ben Melemen, İzmir Melemen'de yaşıyorum. İzmir'de yaşıyorsunuz. Evlenirken mi sıkıntı başladı, sorunlar başladı, yoksa evlendikten sonra mı? Yok annem, çocuk oluncaya kadar hiçbir şey yoktu. Çocuk olduğunda ya da çocuk olma sürecinde? Çocuk olduktan sonra bir prenses doğurdu. Oh. Prenses. Bir prenses doğurdu. Ondan sonra allak bullak geldi her şey. Siz prensesinizi görmeden nasıl yaşıyorsunuz? Ben prenses falan istemiyorum, benim bir tane prensim var. Torunum, öbür o gelinimden bir tane var. Bir tane de gelinim var. Ama o benim dünyam. Ben bunu istemiyorum. Ama bunlar ikisi geçinsinler Esra. Ha, ikisi geçinsinler de nihayetinde her ikisi de evladınızın canı ciğeri. 8 senedir çok sevdim. 8 sene gerçekten sevdim. Hı hı. Anneciğim diyordu, bir daha bir şey demiyordu. Ama nasıl? Gelininizin adı Fatoş'muş. Fatoş. Fatma mı Fatoş mu? Vallahi Fatma diyorlar. Biz Fatoş biliyoruz. Ama orada Fatoş, tamam, Fatma Fatmalara diyorlar. Genelde Fatoş deriz. Hı. Peki Fatma Hanım. Fatma Hanım'la bu mesela düğünde, kınada, her yerde siz var mıydınız? Tabii tabii vardık, vardık. Telli duvaklı gelin oldu. Oldu kızım, oldu. Oğlunuz damatlığını giydi. Siz oralarda vardınız. Vardık. Sevginizde 3,5 yıl öncesine kadar sıkıntı yoktu. Hiçbir şey yoktu. Kriz nasıl başladı? Oğlum Gül bizdelerdi. Bize geldiler Melemen'e. 2-3 gün kaldılar, çok titriyorum. 2-3 gün bizde kaldılar. Çocuğun da doğum gününe 5 gün var. Hı hı. Giderken dedim, oğlum doğum günü yapacaksınız mı yarın akşam dedim. Yok anne, yapmayacağız dedi. Çocuk biraz dedi kendini bilsin. Öyle yapacağız dedi. Tamam oğlum dedim. Onlar gitti, ben zaten rahatsızım.
Yattım. Ertesi gün saat 4, bizim Menemen'den İzmir'e 4 treni var. Trenle gidiyor mu diye, trende miyim diye 4'te tekrar aradılar. Anne ne yapıyorsun dedi, oğlum yatıyorum ya dedim, hastayım ya dedim. Ondan dedim kalkamıyorum işte dedim. İyi anne yat sen dedi, dinlen dedi. Bir saat sonra 5'te gelin aradı. Anne ne yapıyorsun dedi. Kızım dedim şimdi Oktay aradı dedim. Sen niye arıyorsun? Yatıyorum işte hastayım dedim ben. Ha öyle aradım anne merak ettim dedi. Kapattım. Ertesi gün o gün akşam doğum günü yapıyorlar. Benim kendi ailem de var içinde. Ablalarım, ablalarımın kız kardeşleri. Bir de onun kız kardeşi. Bunlar 4 tane sacaya birbirlerine doldururlar, boşaltırlar. Allah'ım sana çok şükür olsun. Bunlar hepsi doğum günü yapıyorlar. Bunu bir de madem yapıyorum bunu benden skandala gizli. Gel. Sizi çağırmıyorlar mı? Çağırmıyorlar. Instagram'a niye atıyorsun? Hadi gizli yaptın. Benden saklıyorsun. Bu arada skandal derken şaka yapıyorum. Benden saklıyorsun. Görümcenin Instagram'ından zaten engellemişsin. Eşimkin engelli, benimki engelli. Bunun bana duyulacağı belli. Benim eşimin, dostumun, komşularımın. Evet. Hepsinin Instagram'larında ekli bu. Sizin kız kardeşleriniz sormamış mı ablam nerede diye? Onlar da gitmişler. Kız kardeşiniz zaten gitti mi? Bozan bizimkilerden. Baş hocası bizimkiler. Ha. Benim en büyük ablam, bizi annemiz babamız yok. Bizi böyle toplayacak, birbirimize bağlayacak olan ablamızdır değil mi? Evet. Hülya Hanım adını da unuttum. Bizim ablamız bizim aramızı açmaya çalışıyor. Peki yani bütün herkes gitti. Siz biz Instagram'dan yoktu, bizim mı gördünüz? Yok ben Instagram'dan falan anlamıyorum çocuğum. Sabahleyin komşular kapıdalarmış. Ben de hastaneye gidiyorum. Tahlil verdim. Onun sonucu çıkacak ertesi gün. Onu almaya gidiyorum. Rahmetli oldu şimdi komşum dayı. Kızım Yeti abla dedi. Sen dedi akşam dedi Turgut'la gitmedin. Yok dedim ben rahatsızım yatıyorum iki gündür dedim. Hani ne oldu dedim sonra hemen öyle deyince ne oldu dedim. Şey dedi oğlanın dedi. Hamit abla öyle bir anlatıyor ki sanki cinayet olay yerini anlatıyor gibi anlatıyor böyle. Evet geldi komşu. Dedi o oğlanın senin dedi kızın doğum günü yapmışlar akşam dedi. Okudu bana Instagram'a ne atmışlar. Yemin ediyorum. Ben tabii o fotoğrafı gördüm. Görmedim fotoğraf falan bakmadım ben hiç. Hemen ben ayakkabımı çıkardım içeri girdim oğlanı aradım. Oğlum dedim hani siz doğum günü yapmayacaktınız ya dedim. Doğum günü yapmışsınız ya çocuğa dedim ben. Bir annenden dedim baban bir de kardeşin mi fazla geldi dedim. Oğlan benim yüzüme telefonu kapattı. Kapatışı kapatışı. Bir daha? 3,5 senedir hep engelli telefon. Kaç yaşıydı torununuzun? Vallahi ya 3 olacaktı ya 4 olacaktı o zaman. Şimdi bu arada da kocaman oldu. 7 yaşına yaklaştılar işte. Yani son konuşmanız o. Evet. Yani biz mi fazla geldik dediniz? Biz, üçümüz fazla geldik demek ki. Peki onun haricinde daha farklı bir cümle, daha ağır bir cümle... Gelin bana karşı şimdi söyle dedesim Allah var yukarıda Esra'cığım niye yalan söyleyeyim. Bana karşı hiçbir şey yok. Ama bunun bir kız kardeşi var Canbaz. O kız kardeşi geldiği zaman her şey allak bullak oluyor. Ama sizi o gün aramışlar iki kez siz diyorsunuz ya hastayım diye. Belki hasta insana doğum gününe davet etseydi o zaman yine sinirlenecektiniz. Yok ama... Size diyor ya şimdi arıyor gelininiz annene nasılsın siz diyorsunuz ki yatıyorum. Anne doğum gününe gel dese sinirlenmez miydiniz? Hayır ben doğum gününe gelse de giderim. Ben o zaman böyle bastonla falan yürümüyorum ki. Ben kalp ameliyatlıyım. Hani aniden gidemiyorum. Yani o gün bize geldi mesela 3 gün kaldılar bizde. Hani hadi yarın doğum günü yapacağız. Arabaları var altında. Hadi gidelim dese biz de çıkar giderdik. Peki. Ve ertesi gün giderdik. Yani bir doğum gününe davet edilmediniz diye, sizi davet etmediler diye siz aslında gönül koydunuz. Ben gücendim. Gelininizle bu konuda muhatap oldunuz mu? Ben o gün gelinimi, komşumun, aynı bana haber veren komşuya indim. Kızım engelle dedim, engellettim oymuş. Bir daha da yok. Siz engellediniz. Ben engellettim. Instagram'da. Instagram, bilmiyorum ben Instagram'da. Nereden engellediniz? Telefonumu engellettirdim işte. Bir daha beni aramasınlar aramasın diye. Peki oğlunuz size daha sonra ya anne sen yanlış anladın bizi dedi mi? Yok 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 hiç diyorum ya sana Esra'cığım. O gün bir kapattı diyorum ya telefon kapanış o kapanış. 3,5 yıldır tık yok. Yok arıyorum mesela ben hep devamlı dıt 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 boş çalıyor. Cuma mesajları atıyorum. Doğum günleri oluyor arıyorum atıyorum mesaj atıyorum. Anneler günü oluyor o bana açacağını benim atıyorum. Yok. Telefonum dolu böyle şeyleri yok 3,5 senedir. Peki şimdi böyle durumlarda yanlış anlaşılmalardan dolayı bu telefon trafiğinden ziyade gelinle oğlan ya da oğlunuz gelmiyorsa bile gelin çıkar gelir der ki ya anne sen yanlış anladın bizi hata ettin o gün şöyle şöyle oldu. Hani bunun açıklaması kolay. Kapınızı gelip çaldılar mı? Yok. Baba hayatta mı? Hayat.
Babasını arıyor mu peki? Hiçbirimizi diyorum, hepimiz engelliyiz. Peki kız kardeşleriniz, ya Hamiyet sen de çok büyüttün artık böyle de olmaz dediler mi? Yok yok, hepimiz engelliyiz. Esra'cığım hiçbirimiz konuşamıyoruz ki. Hayır, siz kimler, yani sizi kimler engelledi? Oğlun sizle konuşmuyor. Gelin engelli. Gelin engelli. Gelinim Dünürler. Ben... Dünürler? Dünürlerle konuşuyordum ben. Önceden hep arıyordum bayramlarda, seyranlarda. Bu 3,5 yılda dünürlerle görüşüyor musunuz? Ben düne kadar konuştum. Ben geçen gün sizi aradıktan sonra onları aradım. Bu hafta Esra Erol seyredin dedim. Esra Erol'a çıkıyorum dedim. Peki dünürler, ya dünür böyle olmaz, sizi bir araya getirelim, barışalım dediler hayır, mi? Hayır hayır hayır, hiç öyle bir şey konuşulmadı. O zaman Hamiyet teyze söylemedin, büyük bir şey oldu. Ya sen belki o anda şekerin düştü, tansiyonun düştü, bir şey oldu. Sinirle böyle ağız alınmayacak kelimeler söyledin. Küfür falan etmedim. Sadece dedim oğluma ne yedirdiyseniz kızım, dünür dedim, ne içirdiyseniz dedim onları bozun. Benim içim dedim kirpit kadar yanıyordu, şimdi dedim dağ alevi kadar alev oldu dedim. Ama sen bayağı onlara şey diyorsun, siz benim oğluma sihir yaptınız. Yapıyorlar Esra'cığım, ben kendi gözümle de gördüm. Yani şimdi bu gerçekten bunlara inanıyorsunuz da inanmayın, çok rica ediyorum yani. Yok, yok, yetiştirdiğin yok. Çocuk senin çocuğun. Peki kız kardeşlerin aradılar mı seni? Yok yok, hiçbiri diyorum ya, duvar, kapı duvar. Onlarla da mı 3,5 yıldır görüşmüyorsunuz? Hiç. Çocuk benim gelin de bebeği oldu. Kendileri mevlüt okutmuş, bana haber vermedi. Benim haberim yok. Çocuğa diş buğdayı yapıyorlar, benim haberim yok. 6 aylık kınası yapıyorlar, benim haberim yok. Ondan sonra mevlüt okutuyorlar, benim haberim yok. Benim kızım da 4,5 ay sonra bebek olunca oğluna telefon açtım. Oğlum dedim, gelin kim? Dedim. İkisinin bir burada telefonunu. Fatma'nın annesi, dünürünüz, Saadet Hanım telefon attığında. Alo. Alo. Saadet Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk kuzum, sağ ol yavrum. Nasılsınız? İyi, seni sormalı, sen nasılsın kuzum? Vallahi iyiyim. Şimdi dünürünüz Hamiyet Hanım burada. Ha gitmiş, orayı da bulandırsın. Orayı da? Orayı da bulandırsın diyorum. Orayı da karıştırsın. He he. Ne oldu 3,5 yıldır, sizin aile niye karıştı peki? Kuzum biz Eskişehir'de oturuyor. Evet. O Turgutlu'da oturuyor. Oğluyla ikisinin arasında ne geçtiyse geçmiş. Evet. Dövüşmüşler. Ne kızımın suçu var, ne bizim, hele biz kaç seneden beri merhabamız yok. Ayrıldılar, gittiler bir daha. Ne o bizi aradı, ne biz onu aradık. Birine küstü mü, birine küsüyor. Kadın evlatsız. Vardı evini karıştırdı. Şimdi oğlunu biri... İkinci karıyı ayırdı, üçüncü, birinci karıyı ayırdı, ikinci karıyı ayıracak derdi o. Hmm. O oranda diyor, ben ailemden neyim onun, benim ailemi katmasın, onun sorunu benimle diyor. De oğlu yanında söylesin, benim kızımı utanmıyorum televizyonlara çıkarmaya. Çıkarsa ne geçecek eline? Diyor ki oğlunu ilk eşinden boşayan Hamiyet'in kendisi. Ben gelinimle şimdi konuşuyorum. Derdi diyor oğlunu Fatma'dan boşamak diyor. Ben gelinimle konuşuyorum. Gelinin evine gidip kalıyorum ben. Yine 15 zaman 3 ay tatilde ben oraya gittim. Ha, bu son 3,5 yılda görüştün mü? Tabii canım, ben daha yeni bu okul tatilinde o gelinimdeydim. Eski gelinimdeydim. Şimdi eski gelin eski aynı. Gelinimle benim... Hiçbir küslüğümüz olmadı ki biz bu zamana, hep devam ediyoruz. Ne zamandır eski gelinle görüşüyorsun? Ben hep görüşüyorum, benim torunum var orada. 11 yıldır eski gelinle sık sık görüşüyor musun? Görüşüyorum, telefonlarımız telefonlarda. Hep konuşuyoruz biz birbirimizle. Hep görüşüyorsunuz, onların boşanma... Ama ben bunlara söylemiyordum. Hı-hı. Görüşüyoruz diye ben bunlara söylemiyordum. Yalan mı söyleyeceğim şimdi? Oğlun peki bunu duyunca, karısı da bunu duyacak diye kriz mi çıktı? Yok. Ama bunlar bir şey demez ki. Çıkar, oğlan hayır, benim şimdi bunun kızı... Dünür de demeyeceğim artık bundan sonra. Bunun kızı. Eğer onu kabullenmiyorsa niye gidip onun evinde kalıyor? Kimin evinde? İlk gelinin evinde kalıyor. Ha, siz de ilk gelinin evinde kalıyormuşsunuz. Tabii. Bu değil. Anası değil. Ha. Kızı, bir de bir tane onun Ankara'da bir şeyi var. Cambazı şimdi var. Şimdi sizin için şunu söylüyor Songül Hanım, annesi Saadet Hanım. Diyor ki karıştırır ortalığı diyor. Siz küslük sebebini biliyor musunuz Saadet Hanım? Bilmiyor kuzum. Kurban olayım baba. Ben bakaya 75 yaşında kadınım. Hı hı. Tamam mı kuzum? Hı hı. Ben yalan söylemem. Bizimle hiç alakası yok. Hı hı. İlgisi yok. Oğluyla kavga yapmış. Sülalesine bütün küt. Evet. Sor ablalarından, kardeşlerinden. Evet. Nasıl bir kadın olduğunu. Hı hı. Git öğren, ondan sonra haklı.
O gelininden oğluyla muhatap olsun. Bizimle muhatap olmasın yavrum. Onun kavgası diyor kendi oğluyla diyor. Derdi oğluyla. Biz oğlumla kavga etmedik hiç. Peki bütün aileniz sizle küs mü Hamiyet Hanım? Hayır. Ha? Ablalarından işte bunun kızı çok böyle birlik olunca onlar da ne yaptılar artık ne konuştu aralarında bilmiyorum. Ama şimdi kardeştir ne olursa olsun kimse onları ayıramaz. Herkes dengeyi sağlar. Zaten Esra'cığım biz kardeşlerimizle öyle çok sıkı fık bağlı bir insan değiliz. Hı hı. Anne baba ölünce de ben zaten İzmir Melemen doktuyum. Ben kalp hastayım. Ben öyle sık sık gidip kimsenin evinde de kalmam. Kimseye de gitmem. Ama telefon bile olsa bana hissederse. Önceden konuşuyorduk. Telefondan falan konuşuyorduk. Anladım. Konuşuyorduk. Önceden konuşuyorduk. Peki. Şimdi Oktay Gürakar bakalım annesinin bu iddialarına ne cevap verecek? 3,5 yıllık küslük bitecek mi? Siz oğlunuzla barışmak mı istiyorsunuz? Ah bir dünyam benim olacak. Bir görsem şu çocuğu. Beni affetsin mi diyorsunuz ben peki? Ben bir şey yapmadım ki affedecek bir şey yapmadım ki. Suçum yok ki ona karşı. Ben onun bana gelmesin. Esra'cığım sesini duyayım. Hı hı. Anneler gününde, bayramlarda annem ne yapıyor, iyi misin, babam ne yapıyor, kardeşim. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. İstemiyorsunuz ben peki. Ben çocuğumun sesini hasretim. Oktay Bey bakalım bu iddiaları nasıl cevaplayacak? Sizi şimdilik uğurluyorum ama çok uzun yol. Bu taraftan alacağım Hamiyet Hanım. Buyurun. Sera Soylu stüdyomuzda olacak. Sera Soylu 5 Mayıs tarihinde 3 çocuğu bırakarak kayıplara karışmıştı. Hikaye ondan sonra başladı. Şimdi hatırlatma da ekrana gelecek ama önce Sera'yı davet edelim stüdyomuza. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sera abisiyle beraber burada. Biraz sonra İşe Özgür de stüdyomuzda olacak. Ekip arkadaşlarım onu da alsınlar. Bakalım Özgür Sera'yı affedecek mi? Yuvaları kurtulacak mı? Özgür gelene kadar Kahramanmaraş'tan konuklarım var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Derdim olmasa gelmem diyorsunuz aslında evet, değil mi? Evet. Allah hiç kimseye dert vermesin. Zihinsel ve bedensel engeli olan kardeşin Hatice Çeliktaş için buradasınız. Evet. 3 Mayıs tarihinden beri kayıp. TikTok'tan tanıştığı Cengiz Armanya'da Arda evet, isimli kişinin yanındaymış. Bayramın ikinci günü siz Kahramanmaraş'ta yaşıyorsunuz. Evet. Kardeşiniz daha önce yapılmış olan evliliğinden bir çocuğu var. Onu görmeye gideceğim diyerek evden çıkıyor. Evet. Fakat o da Kahramanmaraş'ta mıydı evet, çocuk? Evet aynı yerde oturuyoruz. Aynı bölgede? Evet. Aynı evde. Yok aynı bölgeden. Aynı bölgede evet, çocuğu görmeye aynı, gidecek evet, ya. Ama kardeşiniz çocuğu görmek yerine Kahramanmaraş'tan nereye gidiyor? Ankara'ya. Ankara'ya gidiyorum. Bundan sonrasını sizden dinleyebilir miyiz? İşte bayramın ikinci günü Ankara'ya çocuğu görmeye gidiyorum diyor. Hı hı. Evden çıkıyor. Ben de çalışıyordum. Hı hı. Akşam annem dedi ki gelme de dedim. Bazen böyle şeyler oluyor. Bir yere takılıyor saat 11-12'ye kadar arkadaşlar oluyor. Oturuyor. Hı hı. Gelmiyor. Öbürsü günde öğrendim ki yok piyasaya. Gittim jandarmaya gereken işte ifademi kayıp verdim. Kayıp başvurusunu evet, yaptınız. Vurduk. Sonra öğrendik ki Cengiz kendisine bir bilet kesmiş. Ankara'ya kadar geldik. Bileti kesemezdi zaten. Rahatsız olduğu için. Şu anda Cengiz'de de şikayetçi oldum zaten. Hiç çok Hasan abi çok sakin olun. Ben stresinizi de çok iyi anlıyorum. Yani çok zor. Şimdi önce Hatice nasıl biridir? Yani hani bir fiziksel ve zihinsel engeli var. Bir raporu var mı? Var, ya da kısıtlı evet, mı? Hani aileden biri onun temsilcisi mi? Şu anda öyle bir şey yapmadık yani bilmiyorduk böyle bir şey başımıza geleceği için. Hı hı. 2013'ten beri ben bakıyorum zaten ben bunların içindeyim. Bir tane siz hep beraber yaşıyorsunuz. Hep beraber yaşıyoruz. Bir tane daha erkek kardeşim var, annem hı hı, var işte bunlar hep benim yanımda. Benim de 3 tane çocuğum var. Nasıldır peki Hatice yani ne kadar algımızda dediniz ki bilet kesemez. Evet kesemez. Başka ne yapamaz? Ya biri ne söylerse onu yapar. Hani çocuk haklıdır yani kimsenin şey... Yani biri illaki bir şey söyleyecek ki ona göre hareket etsin. Şu kendi aklıyla bir şey hareket edemiyor yani doğru. Tek başına öyle hareket edemez. Evet. Kendisi 37 yaşında şu anda zaten arkadaş oldukları 10 yaşında, 11 yaşındaki kızlar arkadaş. Daha çocuklarla arkadaşlık evet, yapıyor. Sosyal medya kullanırmış. Bu 3-4 ay önce de TikTok'tan mı tanıdı bu Cengiz'i? Evet. Bu Cengiz. Siz biliyor muydunuz böyle birileriyle görüştüğünü? Biz Cengiz'i bayan sanıyorduk yani Tuğçe filan diyordu bize hep. Hı-hı. Yani her sorduğumda diyordu abi Leyla diye bir arkadaşım arıyor. Onun da sesi bayan gibi olduğu için ben hiç anlamadım. Hı-hı.
Yani biz bu şekilde sonra kaçtığında öğrendik Cengiz'e Kaçtıktan sonra evet. Kardeşinizle hiç iletişim kurdunuz mu ya da yanına kaçtı bu Cengiz'le? Evet, ertesi günü telefon numarasını bulduk, adamın aradık. Evet. İşte bize şey hızlı filan, beni bir daha aramayın işte, bizi rahatsız etmeyin, ben sevdiğim adama kaçtım filan dedi. Sonra biz Cengiz filan aldı telefonu, biz Cengiz'i bayan sandık, sonra dedi benim yanımda dedi, kendi geldi hiçbir şey yapamazsınız dedi. Herhangi bir şey, reşit bir insan, öyle diyorlar ya genelde. Evet. Reşit, yetişkin, siz karışamazsınız, biz birbirimizi seviyoruz mu dediler. Evet. Raporu olduğunda söyledim. Raporludur dedim, raporu da var, rahatsızdır dedi. Dedim kimse bir şey yapamaz. Hiç kimse bir şey yapamaz. Evet. Şimdi Hatice Çeliktaş 3 Mayıs tarihinde sosyal medyadan tanıdığı Cengiz denilen kişinin yanına gidiyor. %50 zihinsel, ben ne kadar olduğunu bilmiyorum pardon, zihinsel ve bedensel engeli var. Bir çocuk aklında bu Cengiz tarafından kandırıldığını ve kullanıldığını mı iddia ediyorsunuz? Evet, Cengiz tarafından kandırıldığını iddia ediyorum. Bu arada kız kardeşin Hatice'yi bulduk. Şu anda telefon hattında. Hatice merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler sizi. Ben de iyiyim. Bak kardeşlerim buradalar, seni merak ediyorlar. Evet. Cengiz'in yanında mısın? Evet, Cengiz'in yanındayım. Ne kadar süredir tanıyorsunuz birbirinizi? 3-4 aydır tanıyoruz birbirimizi. Nedir arkadaşlık dereceniz? Yani flört mü ediyorsunuz, yakın arkadaş mısınız? Sevgiliydik, sevgilimdi. De, ne oldu şimdi? Şimdi kaçtım. Ben kendi, bak Cengiz'in bir suçu yok abla. Kendi isteğimle kaçtım Cengiz'e. Dedim ki Cengiz dedim, bak ben aradım kendim. Dedim Cengiz benim biletimi kes, sana geliyorum. O da tamam dedi ve kesti, ben de geldim Cengiz'e. Yalan yok. Ailemi de istemiyorum. Bak ablacığım. Ailemi istemiyorum. Ben ailemi sildim, attım. Beni de arayıp rahatsız etmesinler. Ben Cengiz'in yanında çok mutluyum ve çok da seviyorum Cengiz'i. Ne oldu şimdi? Yani onu severken aileni niye siliyorsun? Ne yaptı ailen sana? İstemiyorum ancak. Çünkü beni ayırmak istiyorlar sevdiğim çocuktan. Ben onu istemiyorum. Konuşabilirsin. İlk eşini de böyle seviyordun, bizi böyle rezil ettin. Dedin ki ben Veysel'den başkasını sevemem. Peki 1,5 sene sonra bir kızı bırak, bir kız getirip de arkaya attın, kaçtın gittin. Peki sevmek bu mudur? Yarın bir gün aynısını buna da yapacaksın. Abi tamam da bak dinle beni şimdi. Abi onunla, o eski kaynanam, eski kayınbağam ve eski görümcemle anlaşamıyordum ve size bunu anlattım değil mi? Tamam, sen çektin eve geldin kızım. Sen eve geldin. Peki sen çocuğuna sahip çıkaydın. Çocuğumun yanına gidiyorum. 4 yaşında kız çocuğum var el kapılarında. Yani olabilir, Cengiz çok mu? Cengiz'den mutluyum. Cengiz çok mu önemliydi? Cengiz... Senin çocuğundan çok mu önemli? Evli mi Cengiz Bey, evet, bekar mı? Tamam mı? Evli değil, bekar. Hiç evlenmedi. İlk evliliği benim. Bak, diğer bu arada diğer abin de burada. O da seninle konuşmak istiyor. Hepsi buralara kadar gelmişler. Buyurun siz de. Ekrana yüzüm görünüyor. Hayır, ekranda yüzünüz gözükmüyor. İçiniz rahat olsun. Şimdi ben bunu söyleyeyim. Hatice Çeliktaş'ın zaten ki zihinsel engel olduğu için oradan yönlendiriliyor. Evet. Alo deyin Hatice'ye. Hatice. Efendim söyle abi. Gel buraya. Dur sen bir dakika, dur sana. Bana hiçbir şey anlatma. Senin buraya gelmen gerekiyor. Burada yüzle konuşacağız. Çünkü senin bu kaçtığın... ...ları kandırıyor. Onun kandırdığı bayanlara da irtibata geçtim. Yurt dışındaki insanlara irtibata geçtim. Ben yalan söylemiyorum. Yandaki zaten sana yeterince yalan söylüyor. Ben burada herkese sesleniyorum. Hatice'nin aklı 8 yaşında bir çocuk kadar daha ötesi, daha fazlası yoktur kesinlikle. Bu arada sizin en önemli Hatice bak, ailenin en önemli iddiası bu. Bu Cengiz denilen kişi hep engelli kadınlarla, yani böyle algılaması zayıf, daha çocuk gibi insanlarla bir arada oluyor. Onları kandırabilir. Senin başına bir şey gelmesinden korkuyorlar. Esra'm bir şey söyleyebilir mi? Öyle bir şey yok.
Cengiz, engeller kadınlar vesaireleri öyle bir şey kandırmıyor. Onlar tanımadığı için, bilmediği için böyle boş boş yorum yapıyorlar. Daha önceki karısı Tuğçe'yi o zaman senin kuzenim diye tanıştırdığı Tuğçe nerede o zaman? Kaçıp gitti dedin. Tuğçe diye biri yok. Kuzenidir. Tuğçe diye biri yok. Kuzenimi sana eşim diye ağlayarak anlatan sen de ben geleceğim diye kimdi? Esra Hanım, burada ben girmek istiyorum devreye. Tabii buyurun şimdi Tuğçe kimdir? Tuğçe sözde karısı. Kuzeni değil, karısı. Hatice dediğim gibi 8 yaşında bir aklı var. Yani her türlü kandırabilirsiniz. Tuğçe karısı diye kendisinin resimlerde, sosyal medyalarda zaten ben hepsini dosyalamışım, getirmişim. Gösterdi bir insan. Öpüşürken el ele, yani yanak yana. Bu zaten, bu Tuğçe dediğimiz bayan da engelli bir bayan, bellidir. Başkalarıyla görüştüm ben. Hatta Almanya'da başka birini kandırmış. Evet, askerdeyim, nişanlıyım, seni alacağım, işte buraya gel. Yani bu şekil engelli insanları kandırıyor. Ağına düşürüyor ve bunlar bir kişi değil. Umut diye sosyal medyada bir arkadaşı var. Evet, Tuğçe dediğimiz arkadaş da bu. Evet. 2-3 kişi. Biz bunlara ulaşmaya çalıştık. Bizi engellediler. Bunlar sadece kendi aralarında konuşuyorlar. Kendileri bana göre bir şebeke. Eşim bunlarla konuşurken de içeride bir hayli bayan var. Evet. Evlerinde de oyuncak bebekler, ayıcıklar, süsler, püsler. Yani çok bayan var. Eşim zaten bunların resimlerini çekti. Bazılarında konuştu. Komşular da iddia ediyorlar. Evet. Ben buna kesinle inanmıyorum. Buraya çıkmamın sebebi de zaten budur. Budur. Bunlar kesinlikle bana göre bir şebeke. Ben peki Hatice'ye bir soralım. Hatice, kaç kişi yaşıyorsunuz bir evde? Hatice? Bir evde iki kişi yaşıyoruz. İki kişi. İki kişi. Cengiz denilen kişi yanında mı şu anda? Evet, şu an yanımda. Cengiz'le beraber yaşıyoruz. Beraber yaşıyorsunuz. Tuğçe, evet. Tuğçe'yle de beraber yaşadınız mı? Hayır, Tuğçe'yle beraber yaşamadık. Zaten Tuğçe tanıyor musun gittikten Tuğçe'yi? Bir hafta sonra Hatice gitti. Cengiz arayıp Hatice'ye Tuğçe'nin kaçtığını söylemişti. Alo. İyi günler Esra Hanım. İyi günler. Cengiz Arman mı Arda mı? Önce bir onu düzeltelim. Cengiz Arman. Arman. Evet, şimdi efendim. Hatice Hanım hangi sıfatla sizin yanınızda, önce bunu açıklar mısınız? Hatice bayramın ikinci günü beni aradı. Ve bana gelmek istediğini söyledi ve artı bana bilet kes dedi, param yok dedi. Ben de buradan kestim ve kendisi çıkıp geldi efendim. Sen bilmiyor musun Hatice'nin rahatsız olduğunu? Sana söyledik, o zaman niye çağırdın yanına ya da diyemedim Hatice, ben bunu yapamam işte, ailen duyar. Yalan söyleniyor. Esra Hanım konuşmak istiyorum. Esra Hanım. Açıklayın. Kesinlikle Esra Hanım, kesinlikle ben Hatice'nin raporlu olduğunu bilmiyorum. Biz bayramın ikinci günü arayıp sana söyledik bunu. Hatice kaçtıktan ertesi gün seni aradık. Dedik ki bak rahatsızdır. Bak ailesi çok üzülüyor, evet, rahatsızdır dedik. Evet, sen hiçbir öğrendim. Şey yapamazsınız dediniz. Peki ben bunun üzerine bakın hem zihinsel hem fiziksel engeli olan biri var. Ben bunu hemen buraya getirdiğim gibi geri göndereyim demediniz mi? Dedim ve gitmedi kendisi efendim. Yalan söylüyor. Siz aslında şu anda Hatice'yi yanından göndermeye mi çalışıyorsunuz? Ben aman Hatice'yi kaçırmadım efendim, misafir olarak gel dedim, git yine dedim, kendisi gitmedi, gitmiyor da. Bu arada diğer abiye bir söz vereceğim. Onun eşi çok konuşmuştu. Ne? Siz ne istiyorsunuz Cengiz Bey? Kimden ne istiyorum? Kendinizden. Benim eşim Hatice, çok konuşuyordu. Hatice gitmelini öğrendiniz ya şimdi bunu. Öğrendik evet, ya aileden bir raporunun olduğunu. Gitmesini istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Tabii ki istiyorum. Neden istemeyeyim efendim? Öyle bir durum yoktur. Ya ben şu saatten sonra onu yanımda tutamam diyorsunuz. Kardeşim buraya gelmesini istiyorum. Cengiz'in de buraya gelmesini istiyorum Esra Hanım. Kesinlikle. Bu çünkü bunlar bir şebeke. Ben buna inanıyorum. Bir insanın 30 tane sosyal medya hesabı olmaz. Hepsine yalan dolan olmaz. Esra Hanım. Hayır, benim yalanım doğrulanım yok. Esra Hanım, özellikle Esra abla orada mısın? Buradayım Cengiz Bey, buyurun. Esra abla, ben sizin buraya gelmenizi istiyorum evime. Ya ama onlardan birini istemiyorum. Ya tamam, bizi de evine çağırdım. Ben ekibimden ama biriyle, Ceya Cener ya da Özkan'la beraber sizin kapınızı çalarlar. Benim kapımı çalsın ama ben Süzükyo'ya gelmiyorum. Anlatırım, yayına canlı bu evimde bağlansınlar. Peki tamam, kendi yaptı planlamayı.
Şunu merak ediyorum. Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun. Çok özür dilerim. Tabii buyurun. Benim kız kardeşim, bak şurada kafeterya var. Gidip oturup çay kahve içtiğimiz yer. Evet. Buradan oraya 30 defa ondan git gel tek başına gidip gelemez. Kız kardeşim hayatta otobüs durağına gelip de durağı da bilmez. Binemez. Kesinlikle binemez. Cengiz Bey siz Hatice Hanım'la yani günler bunu... işte 3 Mayıs mıydı? Evet. 3 Mayıs'tan beri beraber yaşıyorsunuz. Gördüğünüz zaman anlamadınız mı? Sonra anladım ablacığım, söyledim. Bu hayır benim raporum olup olmadığını söylemedi bana. Yani rapora gerek yok. Sen gördüğünde bir insanın hareketlerinden, davranışlarından anlamıyor musun? Anladım efendim, anladım, ben inkar etmiyorum, anladım. Peki 4 Mayıs'ta söyledim, peki 4 Mayıs'ta seni aradığında niye de sana dediler bu kız engellidir, rapor var, sen niye o zaman dedin ki kimse bir şey yapamaz? Siz bu arada Hatice ile ne oluyorsunuz, sevgili mi oluyorsunuz? Evet efendim, sevgiliydim ama raporlu olduğunu inan ki Esra abla bilmiyordum. Bir gün sonra raporlu olduğunu öğrendiniz. Rapora öyle kadar sevgili, rapordan sonra ilişkiniz bitti mi? Esra abla, bitti değil ama araya girebilir miyim? Gittikten Esra Hanım, araya girebilir miyim? Tabii buyurun. Esra Hanım bak, benim eşim kendisiyle konuştu. Ben Hatice'yi mum gibi yapmışım. Bir dedim, iki yapmıyor. Otur dersem oturur, kalk dersem evet kalkar. Konuş dersem konuşur, konuşma dersem konuşmaz der. İstersen eşime bağlanalım. Eşim daha iyi biliyor. Eşim bunlarla irtibata geçti. Bunlar bir şekilde haber aldı size geldiğimizi. Doğru mu Cengiz Bey? Mum gibi yaptım Hatice'yi dediniz mi? Ve eşim her şeyi anlatsın. Eşimin yüzüne karşı da konuşsun. Ve hepsinin ses kaydı var. Ekran görüntüleri var bizde. Onlar benim Bulgaristan'a gittiğimi biliyor. Ben ama zaten Türkiye'deydim. Peki cuma günü kardeşimi aradın. Niye dedin hayır, tek başına gel, kimseye getirme. Beni kandırmamaları gerek. Ankara'ya geldim dediler. Ben evime getirecektim o insanları. Hayır, şunu merak ediyorum. Ben Hatice'yi mum gibi yaptım dediniz mi? Mum gibi yaptım demedim efendim. Tamam, eşime bağlanırım Esra Hanım. Kimse kimseyi mum gibi yapamaz. O kayıtları istiyorum mum gibi yaptım diye. Kayıtlar zaten ondan var. Ondan çıkacak meydana. Mum gibi var mı bakalım. Hatice'ye iki kelime bile konuşturmuyor. Ne derse Hatice onu konuşabiliyor. Hatice'ye şimdi söyleyin yanında ben seni istemiyorum diye. Elinizde de bir kanıt olsun. Hatice'ye söyleyin, Esra Hanım Hatice ile konuşsun sonra. Tabii. Alo. Efendim. Söyleyin Hatice'ye. Ne diyeyim? Biraz önce dedik ya, ben seni istemiyorum Hatice, ailenin yanına dön. Hatice ben seni istemiyorum, ailenin yanına dön. Gitmeyeceğim ailemin yanına. Ben ailemi istemiyorum. Sadece sevdiğim çocuğu istiyorum. Adam seni istemiyor. Peki Cengiz sen evli misin? Hayır efendim. Tuğçe'nin kim olduğunu söyler misin? Tuğçe'li imam nikahlıyım diyordun Hatice'ye. Kaçtı gitti başkasıyla diyordun. Daha önce bir de şey böyle şeyler var miyim diyordun. Esra abla, Esra abla. Efendim. Ben Tuğçe ile evet, Tuğçe benim eşimdi. Şöyle söyleyebilir miyim? Ben doğruları konuşuyorum. Tuğçe benim eşimdi. Hı. Ve Tuğçe kaçtı buradan. Ailesi de biliyor. Ve kaçtı ve Adana'dadır kendisi. Hani neresinde olduğunu bilmiyorum. Ailesi de biliyor. Tuğçe kaçtı diye. Peki şunu merak ediyorum. Hatice'yi bir verebilir misin telefona? Bir dakika. Unutma sözünü, devam edeceğim burada. Hatice... Efendim abla. Duydun mu bak, Tuğçe Cengiz'in eşiymiş. Kendisi de biliyordu. Kaçtı çünkü benim haberim her şeyde var. Hayır ama sen biraz önce dedin ki o kuzeniydi dedin. Tuğçe diye biri yoktu dedin. Ama korktuğum için dedim. Efendim. Kimden korkuyorsun? Kendi abilerinden, ailesinden korkuyor. Burada baskı da yoktur efendim. Baskıyla... Sen Cengiz'i hiç konuşma. Telefon. Sen Cengiz'i hiç konuşma. Benim kardeşim hiçbir abisinden bir tokat bile yemiş değil. Laf bile yemiş değil. Tuğçe niye kaçtı senden? Bilmiyorum. O da sosyal medyadan bir sevgili bulmuş ve ayrılıp gitti efendim. Ne kadar basit ilişkiler. Esra abla ben söyleyeyim mi? Ne kadar enteresan. Cengiz yani gerçek adınız mı? O ona kaçıyor, o ona kaçıyor. Oradan oraya gidiyor, Esra abla, buradan ben buraya söyleyeyim gidiyor. Mi? Sürekli bir seyir halindeler. Yani bak bu sosyal medyanın gerçekten bu ailelere, evlere girdikten sonra insanların onu yönetememesi ne kadar zararlar getiriyor. Bu arada Cengiz gerçek adınız mı? Esra abla. Evet efendim. Esra tabii, abla buyurun. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Ben... Öğrendim Hatice'nin ve Hatice'ye de söyledim. Engelliyse madem, ay çocuklarınızı istiyorlarsa hiç kötülüğe gerek yok hocam. Ablacığım, gelip baskı da yoktur. İnan ki ben burada 10 yıldır buradayım. Ve buraya sizin ekibinizle gelsin. Ama
Hiç kötülüğe gerek yok. Uzatmaya da gerek yok efendim. Çocuklarını alıp götürebilirler. Şimdi siz Sürütüyor'a gelmeyeceksiniz ama Hatice'ye gelip alabilirler. Ailenin sizle ilgili şöyle bir iddiası var. Diyor ki yanındaki kadınların hepsi engelli. Tuğçe Hanım'ın herhangi bir zihinsel ya da bedensel engeli var mıydı? %50 vardı. O ailesinin de haberi var. Anladım. Peki siz sosyal medyada, şimdi bunun bir algoritması yok herhalde değil mi? Yani hani Cengiz'e özellikle sosyal medyadan engeli olanlar, işte zihinsel algılama güçlüğü olanlar, bedensel engeli. Siz bu insanları nasıl çekiyorsunuz? Ben bilmiyordum efendim, Hatice'nin konuştuğumda Hatice'nin engelli olduğunu bilmiyordum diyorum. Tuğçe'nin engelli yoksa olduğunu biliyor muydunuz? Evet biliyordum, onun ailesiyle ben ya zaten şeye geçtik. Peki. Benim yalanım yoktur. O zaman yüzle görüşün. Evleneceğiz kişileri ondan sonra çağırın. Tuğçe'yle resmi nikah var mı diye bir sorun. Hı, sorun. Cengiz Tuğçe'yle resmi nikah var mıydı? Hayır yoktu. Ailesi de biliyor. Nikahım yoktu. Dini nikah mı kıydınız? Esra Hanım. Evet efendim. Esra Hanım. Buyurun. Ben Tunceli'ye gittim. Bütün sosyal medyada Dersim yazıyordu. Kardeşim bulmak için. Orada polise gittim. Polise kayıp şubesine geçtik. Bayağı bir ilgilendiler. Cengiz Arman diye biri yok. Yaşlı bir insan var. İsmi de doğru değil bu adamın. Arman değil. Kesinlikle yanlış. Cengiz Bey doğru mu? Özellikle baktılar. Bütün bilgilere gider. 7-8 tane numarası var. Ondan hiçbiri gençsin adına değil. Birkaç bayana ulaştık. Biz söyleyemeyiz. O işkicidir. Sıkıntılıdır. Bilmem ne falan filan. Ya bu adam düzenbazın teki. Hayır efendim yanlış. Ben alkol almıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin size verdiği Arman kimlik değil. Kartınızın üzerinde ne ismi yazıyor beyefendi? Alkol almıyorsunuz. Efendim benim Cengiz Arman. Ben size yine diyorum hocam. Polis bulamadı Cengiz Arman'ı. Bakın polis bulamamış sizi, mümkün değil. Tunceli Dersim'e gittim. Tunceli Dersim'de kayıp şubemine girdiler baktılar. Ahmet'tir de adın. Cengiz'i kullanıyorsundur. Mehmet'tir de Cengiz'i mi kullanıyorsun kardeşim? Bunu soruyoruz. Benim adım Cengiz Arman. Net adınız bu yani. Çünkü bazen evet. Sosyal medyada farklı isimler kullanılıyor. Amcam telefonda sorduğunda niye o zaman dedin ki Arda soyadı? Evet. Ben telefonda sordum, Cengiz Arda abi dedi. Korktum ondan söyledim öyle diye. Bu fake isimler, sahte isimler. Yani bir gülsün yapıyor orada kendini Gül. İşte bir gülsün Esra adı yapıyor orada Sezen. Başka ad, başka soyad, başka şekilde iş insanı olarak Tuğçe tanıtanlar. Aynı şekilde şimdi sosyal medya maalesef ki bu sahte kimliği ve sahtekarlığı o kadar rahat kullanabileceğiniz bir yer ki bütün bilgilerinizi değiştirin, ana adını, baba adını, kendinize yeni bir karakter verin. Orada o kimlikle dolaşabilirsiniz. Kimse de bu sen gerçek misin, değil misin diye sorgulamaz. Esra Hanım, bir de bunun bütün sosyal medyalarında sadece bayanlar var. Ve bunlar 3-4 kişi sadece birbirleriyle görüşüyorlar. Tuğçe'ye bilerek gönderdi. Tuğçe'ye bilerek gönderdi. Bence Tuğçe'de gitmedi. Tuğçe'de bence... Hayır abi. Tuğçe'de bence Ankara'dadır. Bunlar hep beraberdir. Bir düzen, bir oyun. Tuğçe aileleri, şu an yanınızda mı? Bana göre aileleri rızasını alıyor, kandırıyorlar. Ondan sonra ne yapıyorlar bilmiyorum. Bu arada Tuğçe'nin de ailesi, yani Tuğçe ile ilgili bilgisi olanlar da ihbarda da bulunabilirler. Yarın ekip arkadaşlarım sizin bulunduğunuz yere gelecekler. Sizinle iletişim kuracaklar. Hatice Hanım'la da iletişim kuracaklar. Ama bakın bir şeyin farkında değilsiniz. Sosyal medyadan biriyle tanışıp sonrasında hadi ben sana bilet aldım Kahramanmaraş'tan Ankara'ya uç benimle yaşa dediğinizde o insanların geride bir ailesi var kardeşim. Böyle kafanıza göre bilet alıp kaçarak göçerek yaşayamazsınız. Bir de hatları kırdı diyor ki Hatice söyledi kır diye. Ne? Hatları kırdı, yengem sordu niye ulaşamadık size. Hatice bana hatları kırdırdı. Böyle söyledi. Bize. Döndü aynı numaralardan bana ulaşabilirsin mesaj attı. Bende kanıtları var ve WhatsApp'ımda duruyor. Peki korkuyor mu Hatice sizden? Yok, hayır neden korksun? Korkmasın. Ne bir dediğini iki yapmadık Hatice'nin. Ne istediyse, evlenmek istediği evlendirdik. Düğünü yaptık. Ne dediyse yaptık. Bir dediğini iki yapmadık. Kardeşim bizim için çok önemli. Bu arada gerçekten kardeşin engeli olduğu için de bütün kardeşler de burada Kahramanmaraş'tan geldiler. Tek amaçları kız kardeşlerine tekrar kavuşmak. Yarın bu konuya devam edeceğiz. Diğer konumuzla alakalı Sera konusuyla ilgili hatırlatma ekrana geliyor. Hatırlatmadan sonra buradayız.
Ben güveniyorum kendisine. Onunla yola devam edeceğim. Zararın neresinden dönersen kar. Evlenmek istiyorum Savaş'la. Sevgili oğlum kalbim vardır ki. Ben diyorum ki gel. Sen hiçbir şey kafanı yormuyorsun. Arkanda ben varım her türlü. Savaş başı büyüğün abisi. Benim kardeşim işe yaramaz. Ya kime zararı yok ki? Semra'cığım duyuyor musun anlatılanları? Evime döneceğim. Sera, evliliğin ve ilişkinle ilgili hangi kararı aldın? Boşanacak mısın? Affet demeye yüzüm yok. Yani ben çocuklarım için tabii ki yuva her zaman önemli. Anne babanın büyüme, yanında büyümeleri daha önemli. Babamı kurtarmak isterim mi diyorsun? Tam net söylersen. Çocuklarım için tabii ki anne baba yanında büyümeleri daha iyi. Bu şekilde hep kopuk yaşayacaklar. Benim gözümün güvencesi bitti onun artık. Kendisi kapıyı kapattı gitti. Sera dedin ki niye kaçtın dedik. Kocam bana beni sevdiğini söylemiyor dedi. Hala aynı fikirde misin? Söylemiyordu ama seviyordu aslında. Özgür Bey. Buyur. Bak sizi suçladığı her şeyde aslında şu anda haklandınız. Zorunda. Yani haklı olan hiçbir suçu olmayan aslında o. O. Pazartesiye kadar düşünün. Tamam mı Özgür Bey? Yani hem bu program aracılığıyla hem de sosyal medyada çoğumuz kullanıyoruz. Aslında bu internetin çok da güvenilir bir yer olmadığını hep beraber görüyoruz. Ve bunun üzerinden parayla ilgili dolandırıcılıklar da yapılıyor. Bir de güvenilir insanlar niye sosyal medyada birini arasın mesela? Yani sosyal çevresi varken, arkadaşları varken niye sahte isimlerle böyle gizli fotoğraflarla birini arasın? Geçen gün bir arkadaşım şey dedi. Bir tane çizgi film vardı dedi, Hayalet Avcıları. Seni de şey gibi görüyorum dedi, sosyal medya avcısı. Evet. Sera bir daha olmaz değil mi, gitmezsin? Hayır. Ha? Çok pişmanım abla. Gerçekten çok pişmanım. Nasıl bir yalan dünya? Yani çok kişi sahtekar olmuş. Hı? Çok kişi sahtekar olmuş bu dünyada artık. Aileden başka kimseye güvenilmiyormuş, bunu öğrendim. Aile en önemli limandır, en güvenilir yerdir. Allah razı olsun. Önce abimden, ailemden, eşimden. Allah bin defa razı olsun. Ben aileyi biraz şey gibi görüyorum böyle. 100 yıllık ağaç gibi görüyorum. Kökleri her tarafı sarıyor ya yani. Geçmişin orada, geleceğin orada. Gerçek hayat aslında yuvanın içerisinde. Evet. Şimdi sosyal medyadaki karşı taraf bizi kandırıyor mu? Biz kandırılmayı mı istiyoruz? Bir de o var. Ben en önemli şeyin insanın nefsinin terbiyesinde olduğunu düşünüyorum. Eldekinleri şükretmeyi bıraktığınız noktada bir arayış oluyor. O sosyal medyada hep arayış arayanların aslında çıkış yeri. Fazla yani sevgi, kimse sizi bulmuyor. Sözler, gel beni bul diyorsun. Bence çoğu gel beni bul diyor. Peki Sera da gel beni bul dedi. Deyimlerindeyse belasını buldu değil mi? Hayır, ben aslında çok mütevaziyim. Ben çevremde bir... Hayır, yani şimdi gel beni bul deyince bir bela buluyorsun aslında. Hayır, belayı çağırıyorsun. Benim aslında en fazla gözümü korkuttu. Ya biliyorsunuz zaten ağa çok belli etti kişiliğini. Tabii. Ama benim bunu sana anlatmam çok uzun zaman da alabilirdi. Evet. Kimileri buna çünkü inanmıyorlar. Benimki biraz daha farklıydı. Peki, şimdi Sera burada ailesiyle bir arada. Abin konusunda çok şanslısın. Evet. Gerçekten. Biz çok sevdik abini. Biz de sizleri çok seviyoruz. Vallahi böyle tanışmak kısmetmiş. Şimdi gerçek olan bir yer var ki insanın yuvası. Sera'nın 3 evladı var. Çocuklar da 7 yaşında, ikizler de 3,5 yaşında. Evet. Giderken onları geride bırakmıştın. Onlar da annelerini çok özlemişlerdi. Geride bırakmadım, yanımdalardı. Pardon, götürmüştün onları. 10 yıldır da bir hayat arkadaşım vardı Özgür. Evet. Hafta sonu nasıl geçti Özgür? Sera ile bir araya geldiniz mi? Konuştunuz mu? Konuştuk. Çocuklarla oynadık işte, gezdik. Çocuklar mutlu muydu? Mutluydu. Sizi yan yana gördükleri için. Onlar da mutluydu, ben mutluydum. Siz de mutluydunuz. Evet. Sera ile beraber olduğunuz için mi? Çocuklarla daha çok. Çocuklarla. Peki tüm bu yaşananları sorguladınız mı? Bundan sonra sizin için yeni bir gelecek var mı? Yeni bir adım var mı? İnşallah. Kendisine soralım. Buyurun siz sorun. Bize bir şans daha veriyor musun? Çocukların hatırına evet diyorum. Ama bu
çocukların hatırı olduğunda bir mecburiyet gibi. İlerleyen zamanlar işte güvenini kazandırması lazım. Babam hep şey der. Güven çok zor kazanılan bir duygu ama kaybetmesi çok kolay. Yani saniyeler ve saliseler içerisinde. Esra'm hala o da beni seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Şu an tabii ki gurur incindi, haklı. Buna da çok şükür ediyorum. Çok koca yürekli, yufka yürekli gerçekten. Ki sen onu sevgisiz olmakla suçlamıştın. Ya belli, ya söylemez ama belli ediyordu zaten. Bu benim korkumdan söylediğim laflardı sadece. Bu senin çok istediğin bir şey mi? Tekrar bu yuvayı kurtarmak. Evet. Ve Allah şahidim olsun bütün izleyenler, Türkiye, dünya şahidim olsun onu ölesiye bırakmayacağım. Ne diyeyim ben şimdi? Cuma günü sizi daha net görmüştüm. Yani sanki ya Özgür Bey o adımı atmaz gibi gelmişti bana. Ama hafta sonu görüşmelerinizden sonra... Çocuklarınızı kıyamadı, çocuklarım benden ayırmadı. Allah razı olsun. Benim yaptığımı o yapmadı. O yufka yürekli, o koca yürekli. Sen onun yerinde olsaydın. Benden daha vicdanlı. Heh, sen onun yerinde olsaydın. Ben de ayırmazdım Esra abla. Çocuk, her şeyden önemli benim çocuklarım. Çocuklarıma çok düşkünüm. Siz ne söyleyeceksiniz Ersin Bey? Esra Hanım bu süreç beni aşırı şekilde yordu. Lakin ben hem kendi küçük şekilde ailemin ve geniş ailemin her zaman bir abi rolü varsa ben o roldeyim. O rolde başrol oynarım yani her halükarda. Şu saatten sonra da devamlı arkalarındayım, takiplerindeyim. Yalnız kesinlikle ben şuna inanmıyorum, yine inanmıyorum. Beni kimse korkutamaz, kimseyi de kimse korkutamaz. Bu Türkiye boş değil, dünya boş değil ya. Polis var, emniyet güçleri var. Ondan önce ailem var. Bir söyle, doğru yol bulunsun, gidilsin polise gidin. Bu seviyeye gelmesin, bu noktaya gelmesin. Tamam, öyle. Zaten problem de şurada bence. Şimdi insan bir tehdit ya da şantaja maruz kaldığında ya da belli bir görüntüyle tehdit edildiğinde o an çok aklı selim düşünemiyor. Yani o korkuyla beraber polise gideyim diye düşünmüyor. Ama biz bu sera ve tüm yayınlarda işlediğimiz konular aracılığıyla şunu söyleyelim. Ya karşınızdaki kim olursa olsun o görüntüyü alıp o konuşma kaydını alıp derhal emniyet güçlerine gideceksiniz. Ya bir kere bir insan seni tehdit ediyorsa Esra Hanım bu sağlıklı bir insan değil zaten. Yani bu tehdidi gördüğün zaman he bana göre bir insan değil zaten bu diye bileceksin. O aklı kullanacaksın. Allah hiçbir canlıya vermedi aklı. İnsanoğluna vermiş. Ya azıcık bir kullanmamız gerekiyor bu aklı. Vallahi işte aklı kullanamayan. İşte çok üzülüyoruz bu konuda ama oluyor yani oluyor. Maalesef oluyor. Abi sen de affet beni ne olursun. Ya ben her halükarda arkasındayım ama şunu bil hiçbir zaman eskisi gibi sana karşı olamam. Arkandayım. Ama devamlı şuramda bir kırıklık kalır Esra Hanım. Ben inşallah zamanla olurum. Ama onu her yani eskisi, ne bileyim. Onu ona her hissettirdiğinizde Sera her seferinde bu olayı hatırlamış olacak. Ama ben de unutamayacağım ki Esra Hanım. İnşallah onun güvenini kazanacağım inanıyorum buna. Çünkü hiç sarsmaz dediğimiz yerlerden sarsıntı geliyor. İnsan ister istemez çok büyük bir boşluğa düşüyor. Ne desen yani Sera'yı gördüğüm zaman benim aklıma geliyor yani bu işler geliyor. Çok üzülüyorum. Aşırı şekilde üzülüyorum. Bence şöyle düşünün. Oh bir belalıdan ya, kardeşimi ondan, kurtardım. Evet, kendinizi yana, biraz kahraman gibi görün. Ondan yana hemfikiriz. Ve Esra Hanım şunu ifade edeyim ben. Yayına çıktığınız gün o yüzleştiğim anda bu sizin gerçeğinizdi. Ben bu mesleğin içindeyim. Ben o gece yatamadım. Yatamıyorum. Açıkçası, şu anda bile yatamıyorum. Sera Hanım size söyleyeyim. Çocuklarınız bir uçurumun kenarından döndüler. O büyük kahraman abinize, kahraman abinize yatın kalkın dua edin. Ve babaannemin bana öğrettiği bir dua vardı. Bundan affetme evlilikte böyle olaylarda tamamen eşe aittir. Affeden eşin dava hakkı bir daha bunu öne sürmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Siz de bunu bilin.
bugün affettikten sonra bu olayın üzerini kapatacaksınız. Ama iş serada. Sizin ilişkinizle falan hiç alakası yok. Sizin götürdüğünüz 3 çocuk uçurumun kenarından döndü. Bunun özür dileyerek falan telafisi yoktu. O yüzden babaannemin öğrettiği dua vardır. Rabbim beni nefsimden koru, nefsimden sakla beni, özümü diye. Lütfen kendi nefsinizle ilgili, duygularınızla ilgili karar verirken, ya düşünün o sevgi, aşk, işte ne diyorsanız ona, çocuklar da gidiyor, zarar görür mü? Ya evlilik de, evlilikler de biter, yine birininle de evlenebilirsiniz. Bak burada bir sıkıntı yok. Ama gittiğiniz zaman o annelik ön planda olsun, nefis arkada olsun. En çok kızım noktada o zaten. Hı-hı. Esra Hanım. Kendi emellerine çocuklarınızı koymayın. Koymayın. Koymayın ya. Çocuklarınıza sahip çıkın. Hiç kimseyi düşünmüyorsanız çocuğunuzu düşünün. Her şeyi açık açık. Bu arada şeyi merak ediyorum. Şimdi hani bir şeylerin üstünü kapatmıyorum yapıp değil de her şeyi bu evliliğe, ilişkiye, çocuklara dair her şeyi bu iki günde net bir şekilde konuştunuz mu? Özgür. Konuştuk. Yani açık açık net konuştunuz bundan sonraki hani mesela sen diyordun ki eşimin kusurlu olduğu şöyle davranışları var işte sevgisini göstermez onu yapmaz. Bunları bile konuştunuz mu? Ya bizim aslında iyiydi evliliğimiz iyiydi Esra abla. Sıkıntımız yoktu anlaşıyorduk. Tabii. Selin Hanım eşiniz olur da bir gün size... Aldatırsa, sadakatsizlik yaparsa siz de affedecek misiniz? Yapmaz. Eşim yapmaz. Yani yaptı diyelim. Benzer deneyimi yaşamış evet. olsaydınız diye soruyorsun. Evet. Ben de... Böyle hani kandırılmış olsa, hani benim gibi bir durumun içinde olsa affederim. Vallahi benim gibi bir durumun içinde olsa. Hayat oraya gelmeden kimin ne yani evet. yapacağını bilemezsiniz. Allah böyle kötü deneyimler yaşatmasın ama... Şimdi anneyle biz yayında konuşmuştuk değil mi Suna Hanım'la? Çok ağlıyordu. Evet. Annen telefon attığında. Suna Hanım gözünüz aydın merhaba. Merhaba iyi yayınlar Esra Hanım. Sağ olun hoş geldiniz. Buyurun. Nasılsınız çok sağ olun. Anne. Evet. Nasılsın? Şükür Allah'ıma iyi. Sizi görünce daha iyi oldum. Yuvana dön ne olur yuvana dön. Dönüyorum yuvama affedin. Yuvana dön. Arkamda destekçiniz yine aynı olduğu gibi. Biliyorsun sen bizim ailemizi. Ağlama, ağlama. Yuvana dön. En fazla çocukların içinden. Yuvana dön. Tamam, ağlama. Biz bak ölen, ölü yaşayan olduk biz burada. Yaşayan ölü gibi yaşadık. Sen de biliyorsun... Hiç bizim ailemizden ben böyle olacağını bilmiyorum. Ben bir sene düşünsem yani aklıma gelmiyor. Ne olur dön. Yuvana dön çocukların içinden. Allah razı olsun sizden. 3 tane çiçek gibi evladım var. Hiç ummuyorduk ama öyle oldu ama böyle oldu. Dön yuvana. Yuvanı kurtar. Allah razı olsun Özgür'den eşimden. Ama mutsuzsa da o yuvayı kurtarmak zorunda değil. Bazen ayrılık her iki taraf için de hayırlıdır. Hayır biz mutluyduk Esra Hanım. Herkes biliyor. Bu evet dediler bizi hep arayıp bu güzel yuvanızı bozmayın. Bu sorunun cevabını sen vereceksin. Çünkü buraya oturduğunda ben şimdi mesela hep kafamda onlar çınlıyor benim. Hı hı. Yani işte mutsuzluk dediğin. O gün yalan söyledin aslında gerçek. Evet yalandı Esra abla. Eğer mutsuzsan hala bitirme hakkın var. Ne olur, hayır, ne yaşanmış olursa olsun. Eşimle mutluyum, eşimle çocuklarımla mutluyum. Kopmak istemiyorum ne eşimden ne çocuklarımdan. Boşluk kötü bir şey biliyor musun? Allah kimseyi boşluğa düşürmesin. Çünkü o boşluk hiçbir şey yapmama bence insanı daha çok hataya sürüklüyor. İnsanın hep bir meşgalesinin olması lazım. Bu kafanın sürekli çalışıyor olması lazım. Yani hani evde olmak bunlara engel mi? Yok. Yine kendinizi geliştirecek bir alan, bir ilgi alanınız bulduğunda. Zaten 3 tane çocuk var. İnsan kafasını kaldırabildiğine dua etmen lazım. Değil mi? Evet. Var mı vakit?
Mümkün değil. Sofra hazırla, sofra kaldır, çocukları okula gönder, derslerini yaptı, onu yaptı, akşam yattı, yedi içti giydi, o ona çarptı, bu bana düştü. Ya ben iki tanesiyle zaten annem ağlıyor. Sen bir de üç taneyle yatağı böyle pestil gibi yapman lazım. Sosyal medyaya vakit kalmaması gerekiyor. Sunu Hanım çok teşekkür ediyorum. Özgür Bey siz de böyle alayım. Siz iki kişi çıkmıştınız, siz tek geldiniz, sonra Özgür Bey geldi. Ama şimdi koca bir aile olarak hep beraber buradan ayrılacaklar. Sizi bir araya alayım. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Buradan, buradan herkesten helallik istiyoruz. Helal ekran olsun. Ekran başındakilerden. Ve daha önce de gençliğimizde de cahilliğimizde de yaptığımız hatalar da var. Evet. Bu insanlardan da sizin aracılığınızla bize vesile oldu madem bu program. Onlardan da helallik istiyoruz. Lütfen herkes bize haklarını helal etsin. Helal olsun. Sizcilerimiz de haklarınızı helal etsin. Siz de Esra Hanım hakkınızı helal edin. Siz de hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Bir yuvaya da kurtardınız. Ay. Herhalde o son cümle benim tüm çektiklerime değiyor. Yani bir yuva daha kurtuldu cümlesi benim için dünyanın en büyük ödülü. Bakalım Songül ile Emrah yuvalarını kurtarabilecekler mi? Bazen kurtarmak yetmiyor. Ayrılık da her iki taraf için kurtuluş da olabiliyor. Önce Songül sonra da Emrah geliyor. Buyursunlar. Hiçbir sorumluluk almıyormuş. Doğruları konuş yalan. İşin içinde şu an aldatılma bile var. Mesajlar elimde. Benimle şu an 4 tane Esra abla. 4 tane. Sen aldattın önce. Sen yaptın ki ben de yaptım demek ki. İstemiyorum sana abla. Barışmak istemiyorum. Sana barışacağım diye yap. İstemiyorum. Sen kim, kabul edersin. Kim? Sen birilerinin ağzına bakıyorsun. Bekledi ki boynuma sarılsın, affetsin. Alsın gitsin. İstediğim tek bir şey var Esra abla, kızım. O anne ondayken bu annelik yapamaz. Bu kız bana kaçtı kaçalı ayırma peşinde. 50 yaşındaki adama vereceğim. Ya bunu bir anne kızına der mi abla? Nafaka peşindeler. Para peşindeler. Kim istedi parayı? Annesi. Çocuk doğduktan sonra bu beyefendi yine değişmedi. Su baştan bulanır derler ya, keşke kesseydik yani o zaman. Değişmeyen sensin, evi terk eden ben değilim. Her gidişimin bir sebebi vardır diyorum hiçbir sana. Hiçbir sebebi yok. Yani sütten çıkmış ak kaşık mısın sen? Aynen. Kayınvaliden Ayşe Hanım. Hep yalan konuşuyor. Bir gelinini bile zapt edemedin ya. Bir evin bir oğluydu. Neyi anlaşamıyordun benimle? Ne alıp veremediğin vardı? Bir kaynanalık yapsaydın o evde dururdum herhalde. Gelininiz size şiddet uyguladı mı? Hem de kaç kere uyguladı. Her zaman dövüydü. Çocukların kemikleri dinlendi. Esra abla. Başı attı, yardı çocuğunun kafasını. Anneye? Çocuğun taş atıyor kafasını yarıyor. Senin yüzünden çok olabilir mi? Emrah ona uğramıyor. Emrah o dövüyor. Ya sen bir peki, karşımdan git tamam mı? Ben Songül'ün bu evliliğe bir şans daha verme isteği olduğunu düşünüyorum. Dere coşunca büyür, yürek taşınca büyür, yer yarın kıymetin ayrı düşünce büyür. Bunların oradaki derede bir şey benim var arkadaşlar. Benim aklım bulanık değil. Vallahi abla bunun aklı bulanık. Ben çünkü kabul etmem Esra abla. Ben de sana şöyle çerçeveledik de kalp getirmedin beni kabul et diye değil mi? Abla ne diyeceğimi bilmiyorum. Songül sen ne diyorsun ya? Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bunu bir daha mümkünse yan odada konuşturun. Ya ben buna böyle bir kalpli yastık alsam, bir tane ayıcık alsam. Ayıcığın almam önüm almam, Esra abla almam. Tam tersi ben alırım ona her şeyi. Doğum günü, sevgililer günü hediyesiz geçmiş mi? Kafamın etini yiye yiye alıyor. Birbirinize bir şans daha veremez misiniz? Yok abi. Vereme. Hafta sonu var önünüzde. Düşünün taşının. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah'ım sürtüye öyle bir girdiler, öyle bir pozitif enerji, öyle bir pozitif enerji. Resmen içimiz çekildi. Bir şeyin farkındasınız değil mi? Bu böyle, Emrah başka bir yönde. Nasıl geçti hafta sonu? Güzel geçti. Görüştünüz mü? Hayır, hayır abla, görüşmedik. Hayır. Evet. Yani hayır, görüşmedik. Hayır, görüşmedik. Böyle bir teklif geldi mi taraflardan? Hayır, gelmedi. Gelmedi. İkinize bir soru sorabilir miyim? Tek evet, bir soru. İkinizden de cevap isteyeceğim. Songül, evlilik sence nedir?
Ya senin gördüğün, senin bildiğin evlilik ne demek? Evlilik aslında güzel bir şey ama abla bunu sürdürene güzel. Nasıl sürer evlilik peki? Nasıl sürdürülür? Yani mutlu, huzurlu, çocuklarınla beraber bir aile. O nasıl peki mümkün? Şimdi mutlu olacağız, huzurlu olacağız ama o şey değil ki böyle hani suya bir damla ilaç damlatayım da o mutluluk gelsin gibi değil. Ne yapılması lazım? Herkes sorumluluğunu bilmesi lazım Esra abla. Birinci sorumluluğumuz ne? Birey olmak. Ha? Birey. Yani anne baba çocuklarınla ilgilenmek. Sorumluluk sahibi olmak. Her iki tarafında sorumluluk bilinci olması gerekiyor. Evet abla. Bir de şimdi ben burada herkese de sorayım. Yani herkesin evliliği dört dörtlük mü? Hayır. Değil ama dört dörtlük olmayan bir evliliği sürdüren insanların başarısı ya da sihri ne biliyor musun? Hep emek ve fedakarlık. Dört dörtlük bir evliliğim yok ama fedakarlık yapıyorum. Emek veriyorum. İncitmiyorum, kırmıyorum. Söylemek istediklerimi uygun bir dille söylüyorum. O evin içerisindeki yaşayan herkese saygı duyuyorum. En başta çocuklarıma. Onlara istediğim gibi davranma hakkını bana hiç kimse vermiyor. Hatta sen kötü davranırsan bu sefer diyor ki devlet, dur bakalım sen onu doğurdun da senden önce ben varım sen koruyamazsan diyor. Sen bu evlilikte yeteri kadar fedakar olduğunu düşünüyor musun? Ya illaki benim de hatalarım vardır abla. Düşünmüyorum, hayır. Bu kadar üzgün olma sebebin nedir şu an? Ne bileyim, üzgünüm abla. Nedir ama? Çocuklarımı göremiyorum kaç aylardır. E şimdi çocukları 2,5 aydır göremiyordun. Evet. Bugün çocukların olması bu konunun bu üzüntülü olma sebebin değil açıkçası. Evet. Bir umudum vardı Emrah'a dair. Benim ona karşı asla bir umudum olmadı abla. Olamaz da. Emrah Bey siz? Evlilik kaç kişilik? 2 kişilik abla. Siz evde o 2 kişi barınabildiniz mi? Evet, barındık abla. Yani yaşamada, yemede, içmede, yatmada, uyumadan bahsetmiyorum. Gerçekten o evin içerisinde ikiniz nefes alabildiniz mi? Evet, aldık abla. Senin evlilik tanımın ne? Sen evliliği nasıl anlatırsın? Anlatayım ki. Hı? Ne olmasını dilerdin ya da Songül'le? Yuvanın nasıl olmasını isterdin? Ya birbirimize destek olmak isterdik abla. Hı hı. Böyle işte abla. Bence bir evlilikte olması gereken şey sizin evinizde yok. Saygı. Kimse kimseye saygı duymuyor. Sen kocana saygı duymuyorsun, kocan sana saygı duymuyor, sen kayınvalidene saygı duymuyorsun, o sana duymuyor. Herkes birbirine kadar o kadar, birbirine o kadar saygısız ki, o kadar dilinizin kemiği yok ki bu noktaya gelmişsiniz. Kalıbımı basıyorum demiştim, gene söylüyorum. Son günün böyle olmasının tek bir sebebi vardı, bir umudu vardı Emrah'a dair. Tekrar barışma. O umudun elinden alınmış gibi. Üzgün olma sebebim bu değil abla, yok. Nedir? Boş ver abla. Ben o ilk geldiğindeki Songül'ü hatırlıyor musunuz? Susmuyor. Susuyor muydu? Yok abla. Şu an abla bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Şu an kantin... Geri dönüşte bana tehdit savuruyor. Sana soracağım diyor. Bu ne Esra abla ya? Ne dedi kayınvalideniz size tehdit olarak, ne söyledi? Abiyle geliyoruz, böyle abi hızlı hızlı geç dedi ekibinizden biriyle. Kaç kaç diyor, sana soracağım diyor. Ne yapacakmış yakalayınca? Bilmiyorum ki abla. Bir çağıralım kayınvalideyi, yakalasın bakayım ne yapacak. Buyurun Fidan Hanım da buyursunlar. Songül'ün annesi Fidan Hanım, daha sanırım dakikalar önce. Evet. Dakikalar önce. Reklama gidince abla. Reklam arasında saat 17 gibi damadınız Emrah'ı görüp tehdit savuruyorsunuz. Neyle tehdit ettiniz?
Sadece dedi ekranda ya hani tek amaçları para diyen Esra'nın benim para yapıla hiç ihtiyacım yok. Hayır siz Esra abla ben para muhabbetini söyleyebilir miyim? Hayır kaç ben seni yakaladığımda ne yapacağım? Ne yapacaksın yakalarsan? Öyle demedi. Abi de yanımızda sorabilirsiniz. Bir de abiye gerek yok sen ne? Ya yukarı giderken bir ne gibi hızlı gidiyoruz kaç diyor arkadan sana soracağım diyor. Ne soracaksa bana. Sorun. Ne soracaksan bana yani. Aslında ona değil mi? Ona çok hesap sormak istiyorum Besra Hanım. Ben onların seviyesine inmek istemiyorum ya. Ama şu var mesela. Ben sana dışarıda hesap sorurum dediğinde bu kavgayı şiddeti de getirir. Sormak istediklerinizi şimdi sorabilirsiniz. Hayır ben onlara sormayacağım. Onların seviyesine inmeyeceğim Esra Hanım. Barışmalarını arzu eder miydiniz? Etme. Kızınız bu konuda sizin tercihlerinizi ya da kararlarınızı onaylar mı? Yani siz hayır deseniz... Onaylamaz. Benim kızım onaylamaz Hülya kendi Hanım. Kararını kendi mi verir? Kendi kararını kendi verdi her zamanında. Kendisi de biliyor Esra abla benim kararlarımı kendi verdiğini. Çünkü ben annemi babamı yani defalarca onun yüzünden geri döndüm yani. Annemi babamı tamam. Dinlemeyip onu dinledim yani. Tamam ben annesini dinliyor demedim ki şu an Esra abla. Sadece annesinin bu kelimeyi bana neden dediğini yani anlama getiremiyorum. Peki bu cümleden korktun mu? Yok niye Hayır, korkayım ki? Hayır korkabilirsin yani ne hesap soracak, ne olacak, bir şey mi olacak gibi bu seni tedirgin de etmiş olabilir. Hayır abla cuma günü de kız aynı tehdit üzere. Cuma günü yine saldırdı bana. O diye girmeye çalışıyor. Şeyde mi? Kulislerin evet. Orada mı? Evet. Doğru mu Songül? Evet doğru abla. Sen ne buradan dedi zopa yemeden çıkmayacaksın diyor. Gerçekten mi? Dedim abla evet. Ne dediğini tam söyler misin? Hatırlamıyorum abla. Ama odaya girmeye çalıştım Esra abla. Hatta ekip arkadaşlarından bir tanesi odanın kapısını tuttu. Songül dedi. Bu burada olacak bir şey değil dedi. Bu sen, kadar yani. Ben de ben uzaklaştım. Benden sopa yemeden buradan gidemeyeceksin dedin mi? Hatırlamıyorum abla. Dedim. Peki dövmek için girdin mi kocana? Yok girmedim Esra abla. Zorladı ama koymadılar. Zorladı. Peki girseydi seni, girseydin o sırada döver miydin? Yani bir iki patlatır mıydın? Nasıl diyeyim sana... Patlatırdım herhalde abla çünkü benim hala aklımda çıkmayan Songül, bir şey. Songül bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi kadınlar daha naiftir ama şiddetin çok kadına erkeği yok. Bu çok tehlikeli bir şey. Evet. Karşındaki abla. İnsan ne olursa olsun ve senin bu girişimin ona vurma, onu dövme konusundaki bu sürekli bir atakların var. Farkındayız o ve seni kontrol etmeye çalışıyorum. Bu çok tehlikeli bir şey. Kayınvalidesi bağlandığında beni olmaz gelinim yani. Darp etti dedi. Ve beni en üzen nokta ise Songül anneleri gittiklerinden beri çocuklarımın kemikleri rahatladı mı öyle bir ifade kullandı. Evet. Telefon ve siz hakkında anne. Kabul ediyorsunuz büyük çocuğunuzun kafasını yardığını yani. Bilinç amaçlı değil ama Hülya abla. Bakın onun terbiye amaçlı kafaya taş atılması böyle bir şey söz konusu abla, değil. Abla kafasına denk atmadım sizin, ama ben onu. Anlatma, kendisi de biliyordu sizin de o gün zaten. Kabul ettiğiniz şey çocuk ben, sizin dediğinizi yapmadığı için. Songül'ün dilinde mesela çok basit anlatayım. Çünkü öbür türlü anlattığını anlamıyorlar. Şimdi ben şu şişeyi alıp sana böyle fırlatabilir yine miyim? Yine olmuş abla. Fırlatırsın hesabı. Fırlatırım. Evet. Fırlatırım. Ne olur fırlatırsa? Bana şiddet uygulamış olursun. Sana şiddet uygulamış evet. Olurum. Çocuk dediğinizi yapmazsa. Bunu şaka yaparsa... yaparak bile yapamam sana. Ve çocuklar yani. Sizin diye siz doğurduğunuz gibi istediğiniz gibi davranamazsınız. Evet. Alo. Alo. Ayşe Hanım, Ayşe Hanım merhaba. Merhaba canım. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Vallahi yani böyle görünür yani güzelsel de tatlı bir konudan nerelere geldik biz ya? Evet. Yani şiddet var, çocuğa da var, kayınvalideye de var, kocaya da evet, var. Evet, hepsi var. Evet, hepsi var. Kocaya da var. Evet, hepsi var. Bugüne kadar nasıl idare ettiniz peki? Hani bu artık hani idare edilecek bir şey de değil. Bir yerde insan patlar. Patlar, doğru diyorsun. Hak veriyorum Esra Hanım sana. Ya hep orada oturduğun kişi hep
o öğütlüyor kızını. Hep o öğüt. Sen benim anneme laf edemezsin. Fidan ne diyor kızına? Ne dediğini bilmeyeyim de yani o öğütlüyor kızını. Öğütlüyor, örgütlüyor. Evet. Fidan Hanım. Dövdüydü, kocasını dövdüydü, çocukları dövdüydü, kaynanasına şiddet uyguladığı dövdüydü. Ama onların ikisi kendileri karar verir birbirine. Ben bir şey diyemem. Şimdi bunu söyler de, bu arada mikrofon düzeltiliyor yani az duyulabilir. Hani şimdi bunu Songül'e der ki git kocanı döv der de yani Songül'ün aklı yok mu ki gitsin dövsün. Siz mi örgütlüyorsunuz kızınızı? Bir şey söyleyebilir miyim Esra? Tabii. Bu şeyde telefondaki konuşan hanımefendi var ya. Dünürümüz. Hanımefendi de denilmez. Hayır benim dünürüm değil. Sağ hanım denilir. Doğru sağ. Kocasına. Türkiye'nin yengeleri denilir bak, sağ. Bak, sen oraya ne yüzle çıktın gittin de ne yüzle gittin utanmıyor musun sen? Bak suçlu insan çok panik atak olur. Çok heyecanlı evet, olur. Aynen. Bu hanımefendi kocasına ölmüş babasına küfür eden hanımefendi. Hmm. Hiç hayır, konuşmasın boşunda. Ya şimdi önümüzdeki örnekler ve gerçekler üzerinden konuşalım. Hani bildiklerimizden dolayı. Ben kulağım duyuyor Esra Hanım aynı köydeyiz. Fidan Hanım şimdi Songül bugün gelseydi Emrah'la Songül deseydi ki biz barıştık. O zaman dünürünüz olmayacak mıydı karşı taraf? Olmazdı Esra Hanım. Yoruldum Esra Hanım. 9 senedir yoruldum ben bunları dinlemekten, toplamaktan. Sadece bunların içinde babası akıllı. Toplamış mı, yığın peşine mi şey yapmış? Sorabilirsiniz de sen. Yığın peşindeydim ben. Tabii sen yığın peşindeydin. Ben yığın peşindeydim. Benim nikahlı karıma sen ana olsaydın, analık yapsaydın, kızını toplasaydın... Benim nikahlı karıma görücü getirmezdi. Hani ya sana kim dedi onu? Oğlun kim, dedi bunu. Kim? Sedat Çollu bağlansın. Niye bağlanıyor? Esam isim bağlansın. Verdim ben Sedat'ın şeyini. İsim söylemeyin. Verdim bağlanabilir Sedat. Bağlansın. Sedat senin seviyendeki bir delikanlı değil ki. Sedat zaten sen. Benim arkamda sıkıntı yok ki. Hayır Sedat benim senin seviyende de bir delikanlı değil. Şimdi isim geçirmeyin dedi Songül de kim evet. Bu kişi? Abim benim... oluyor kendisi ama isminin geçmesini istemiyorum Esra tamam. Abla. Abin... Kocandan yana mı? Ya bir nevi bazı konularda haklı olduğu tarafları şu olduğu zaman abla, ondan tarafı oluyor da Esra abla ben şimdi yalan söyleyemem ama yani. Ama hiçbir abi de kendi kız kardeşine evliyken görücü geldiğini söylemez yani bunu da ilk kez duyuyoruz. Bunu yani bırakın söylemeyi ima edilmesine bile karşı çıkar. Esra Hanım bunlar Hülya Hanım yalan mı konuştukları söylüyor? Neden hayır. Belli ki? Sedat Bey ben size şunu söylüyorum. İsmini de zikretmeyeyim dedi, ağzımdan kaçırdım, kusura bakmayın. Oğlunuz böyle bir şeyi damadınızla paylaşmış mı? Kendi söylüyor ya da paylaştı diye. Bu mevzu çıktığında demediniz mi oğlunuza? Oğlum sen... Yeni duyduk burada Hülya Hanım. Hayır. Burada duyduk biz Hülya bu lafları. Biliyorlar mıydı? Biliyor, eşim biliyordu. Eşim biliyordu, her şeyden haberi var. Zaten sen azıcık sende bir gurur olsa çocukların üç canım, bu da yalan. Canım. Bu da yalan. Adlı adınca siz söylüyorsunuz. İftira. Hep iftira Esra abla, hep iftira. Benimle 4 kişi dediğin zaman ne anlama geliyor evladım? Ne anlama mı geliyor? Benim evet. Elimde delillerim var da konuşuyorum. Delil burada yani. Ben yalan konuşmuyorum. Sen istediğin kadar konuşabilirsin. Ben sana sadece bir soru sormak istiyorum. Ben senin annenin evinin işini de ben yapmıyor muydum? Annen diyor ya bulaşıkları bile yıkamazdı diye. Sizin evin bulaşını kim yıkıyordu? Sizin eve ben geldikten sonra kim temizlik yapıyordu? Sen mi yapıyordun tek? Söyle bakayım tek bana. Tek sen mi yapıyordun? Tamam ama kim yapıyordu? Söyle bakayım. Kim yapıyordu? Sen mi yapıyordun? Ben yapıyordum tabii. Kim tamam, yapıyordu? Sen içeriği yapıyorsan annem de dışarıyı yapıyordu. Ne var yani bunda? Hani bulaşıkları yıkamıyormuşum ya Esra abla. Bu zaten bence bu evlilikteki en önemli konulardan biri bu. Yani diğer her şeyi çözdük. Her şeyi geçtik bulaşık evet. Muhabbetine girdik şimdi. Biz de herkes Esra Hanım köyde çoğu edersiniz bir karı bir kocayız. Hem dışarımızın işini yaparız hem evin işini yaparız. Ama bunun annesi 3 günde bir bulaşık yıkar.
Ya valla bu kendisi konulara girmeyin. Ben çünkü bu konularda yani çok herkesten farklı düşünüyorum. Yani insan yaşadığı yeri, ailesini elinden geldiğince kimin enerjisi daha çok yetiyorsa, kimin eli daha hızlıysa iş bölümü yapar. Ona göre derler toparlar. Bunun hesabı tutulmaz. Şimdi bulaşık yıkama hesabını tutarsanız ben de derim ki iki tane çocuğun aylardır altını kim bezliyor? Kim bezliyor yani? Benim çocuklarım bezliyor. Kim yatırıyor? Hayır, kim yatırıyor? Kim giydiriyor? Kim bakıyor? Bunu söylerim Songül. Şimdi bulaşıktan girersen o söylenecek daha... çok şey var. Evet. Yani evi terk etme sebebin tabii ki kendine göre geçerli bir sebebin vardır. Ama gittiğin yerde bilmem neredeki bir yer. Yani ailenin yanı değil, annenin yanı değil, çocuklarını alabileceğin değil. Bak herkes perperişan. Herkes darmadağınık. Bir çocuk sende kardeşlerinden ayrı. İki çocuk Emrah'ta senden ayrı, kardeşlerinden ayrı. Siz bu ağız dalaşından bulaşığı kim yıkadı, onu mu dedi, bunu mu dedi, saçımı mı çekti, onu mu yaptı derken çocukların hayatını mahvediyorsunuz. Yani hep çene suyu çorba. Evlilik böyle bir şey değil. Nasıl biraz önce evlilik kurtuluş, kurtuldu, Allah mutlu etsin. Ama bazen ayrılık kurtuluştur. Ve çocuklarla evet. ilgili mahkeme bir karar verir. O karar neticesinde o çocukların da yaşamı kurtulur. Bir düzenleri olurlar. Sizde düzen yok. Yani herkes kafasına estiği gibi çıkıp gidemez evden. Gidemezsiniz. Esti bugün buraya, buralardan esti deyip gidemezsiniz. Gerekirse kocayı göndereceksiniz. Sakın yanlış anlamayın, böyle erkekleri kayırdığım için söylemiyorum. Sen giremezsin kardeşim bu eve. Ben çocuklarımla beraber bu evdeyim. O çocukların bir hayatı, bir düzeni var diyeceksiniz. Sorar mısın Emrah Bey'e bu kavgalarında ben gidip babasına ne demişim? Deli dedi babası Esra Hanım. Düşmüşler. Son gülün şuraları inan ki kedi cırmalaması gibi dövüştük gittim mi? Dövüştük mü? Bilmiyorum. Esra abla? Dövüştük kışın mi? Beni annem almaya geldiği zaman kavga etmiştik Esra. Dedim ki Ali dedim. Babası bu çocuğun... geldi. Deliyse senin çocuğun dedim. Çocuğu götür tımarhaneye yatır dedim. Benim çocuğum 3 tane çocuğunu bastın evinde. Ya o zaman da çok affeder. Sakın yanlış anlama. Böyle olduğun için söyleme. Tamam. Ya bir deliye de iki çocuk bırakılmaz Fidan Hanım. Gidersin kızına dersin, karakola gidersin, jandarmaya gidersin, mahkemeye gidersin. Dersin ki kardeşim bu adam böyle... Var mı benim sesim? Bu adam böyle, o çocukları alırsın. Sen isteseydin bugüne kadar 100.000 kere onları barıştırırdın. 100.000 kere barıştırdım. Esra Hanım bilmeden yargılıyorsunuz. Songül, annenin buraya gelmesini istedin mi? Annemin ben buraya gelmesini... istemedim. İstemedim Esra abla. Sebep? Çünkü sebep benim annem hasta. O yüzden ekip arkadaşlarına zaten söyledim. Bırak hastalık hastalık yani. Değil. İstemedin. Yayına da çıkıp konuşmasını istemedin. İstemedim. Benim babam da zaten istemiyor yayına çıkmasını annemin. Yine ama, ki çıktı Esra abla. Hayır, şu açıdan. Çünkü annen her konuştuğunda olayı baltalayacak. Değil mi? Ya öyle bir şey düşünmedim mesela. Hayır, benim aklımdan geçen o. Bana vermiş olduğun enerji de böyle. Yani annen her çıktığında barışma ihtimalini zayıflatacağı için sen aslında seni istemedi. Ama sen isteseydin onlar zaten ayrılmazdı. Esra Hanım aynen, ben Esra çok abla, istedim. Aynen. Herhalde anlatamıyorum size. Burada bağıra bağıra kendimi çok affedersin. Yırta yırta kimseye ben kendimi ispatlamak zorunda değilim. Her zamanında ben bunları bir araya getirdim. Her zamanında ben bir araya getirdim. Hayır abla yalan. Göbü aracı buluyordum. Yalan diyerek konuşma aracı, bir kere aracı sen. Buluyordum abla, gönderiyordum. Önümü kesti bir gün. Önümü kesti, taksim var. Taksimle gidiyorum. Sen necilik benim kızıma aracı gönderiyorsun diyor. Necilik bitti diyor. Ya İş sen bitti. Kocası olarak aracı göndermek ne demek evet, ya? Ne yapıyorsun? Yanaşamıyoruz ki abla. Yanaşamıyoruz ki. Ne yapalım? Ha biz asıp kesiyoruz ya abla. Niye asıp kesmemişsiniz bu beyefendiyi? 9 senedir niye asıp kesmedik acaba? Neye keseceğim ben? Şimdi telefon hattında kim var? Emrah'ın teyzesi Pınar Hanım. Onunla anlaşıyor musun Songül? Ben onu hiç görmüyorum da, anlaşmıyorum da. Köye geliyor öyle bacısının yanına, o kadar abla. Hiç bir şey yok mudur böyle, dertleşmez misiniz? Yok. Öyle bir bayanla hiç kimseyle anlaşmam ben abla. Ay öldürecek beni. Pınar Hanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun, hayırlı yayınlar. Sağ olun. Buyurun. Buyuruyorum. Çocuğun bacağını yani ayağını kökten ablam yapmadı. Bu birinci kural.
Çocuk doğuştan hasta. Çocuk kaç tane hastaneye gitti? Raporlara bakın, inceleyin. Hangisi? Hastaneden, 2,5 yaşında emniyetten olan mı? Yok kızım, kızım. Yok kızı diyor abla. Kız. Kızı, şimdi yanında olduğu kızı. Evet. Bu annesinin yanına giderdi. Biz bunu almaya giderdik. Gelmezdi. Emrah'ın kız kardeşi Aslı. Beraber gittik, hatta gelmedi. Ben çocuklarıma bakarım. Ben boşanmak istiyorum. Yani bizi o gün de bizi kovmuştu zaten. Ne zamandan bahsediyorsunuz? Bu son olaydan mı? Son olaydan değil, geçen sene. Geçen seneden bahsediyorsunuz. Evet. Peki Emrah, bu son olayda da gittin mi hiç Songül'e? Yani bir kere daha aracı gönderdin mi? Son? Bunda mı abla? Evet. Yok abla. Bunda zaten ailesinde değildik abla bu son gidişinde. Sivas'tan kaçtı geldi yani Çankırı'ya geçmiş. Çankırı'ya geçmiş. Teyzesinin yanına. Hayır abla, bu sonraki gidişimde ben kadın konuk evindeydim. Kadın konuk evinden çıktım, annemin yanına gittim. Bunu diyor, bunu, bu gelişim. Hayır, bu son gidişine, teyzene gitmiştin ya. Ha, teyzeme gittim. Direkt teyzene gittin. Evet. Pınar Hanım, siz hani Emrah'ların bu Songül'le olan hani bir fırtınalı bir evlilik var. Her barışmada da maşallah dünyaya bir çocuk gelmiş. Gelmiş, nasıl geldiyse ben de bilmiyorum onu. Her sene çünkü kaçıp kaçıp gidiyor. Ha, şu var yani, bunlar çok affedersiniz, sizin yeğeniniz de ne yaparsa yapsın Songül Songül diye de ölüyor. Aracı bile gönderiyor karısına. Evet, aracılar gidiyor. Alıp gelmeye çalışıyor. O eve gelmiyor. Hatta Emrah'ın iddiası maddi beklentilerin de bu barışmalarda, değil mi? Aynen. Bu doğru mu Songül? Yani sen tekrar dönmek için maddi şartların oluyor mu? Talebin oluyor mu? Bu sonraki gidişimde oldu abla. Ne ev yapmışlardı. Ayrıca bir ev yaptılar. O başka hiçbir şeyim yoktu abla. O yaşam ama o da bana sürekli, mesela abla bu sonraki gidişimde bana dedi ki annemden babamdan ayrılacağım. Hani biz anlaşamıyoruz ya. Ayrılacağım işte, bu kadar babam versin bana mal, kendim bakacağım. Şimdi şöyle, böyle. Işte, ayrı bir eviniz var şimdi. Ayrı bir evimiz var ama yine dip dibe, iç içe, yine o diyor bana, ben ona diyorum, aileler giriyor ortaya, karışıyor yine abla. Ama kapıyı kapattığında 5 kişisiniz. Evet, kapıyı yani kapattığında 5 kişi girebiliyor mu? Giremiyor abla. Ayrı İzin vermediğiniz sürece de giremez. Emre ailesini silse, görmese barışır mısınız yani? Şu anda daha barışmam Hülya abla, yok. Hayır, bunu da hiç anlamıyorum yani, aileleri görmese evlilik devam eder. Düşün nasıl bir pamuk ipliğine bağlıysa. Pınar Hanım, Songül yuvasını kurtarmak mı istiyor sizce? Evet, bence kurtarmak istiyor. Yani, sen yanılıyorsun hislerinde. Emrah bana bir şans daha versin istiyor yani. Niye böyle hissettiniz? Ben öyle hissediyorum. Vallahi ben de ilk çıktığında Esra Hanım öyle hissettim. Söylediğim maniden bak, yanlış anlama beni. Çünkü arada bir, böyle bir tatlı bir manileştiniz ya. Hani yürek kabarsın, ayrılık olsun biraz, o ayrılığı bir de 8 kez duyunca. Vallahi ben de Songül öyle hissettim. Sanki barışmaya gönlüm var gibi. Bu ayrılıklar böyle ilişkinize sanki böyle bir tat katıyormuş hani gibi. Hani Hülya abla, siz orada Esra abla şey dedi ama bana, çocuklarını Emrah sever miydi dedi. Hayır canım, bak dereler taşınca yazdım buraya, ben tutamıyorum aklımda. Yürekler kabarınca, ama doğru söylüyor. Coşar. Öyle değil mi? Evet ya, aslında çocuklarla ilgili bir konudan. Evet, ben yani, o yüzden dedim şey ona. Diyor, coşkusu gelince diyor. Severdi dedim abla. Esra abla o soruyu sordu da ben öyle cevap verdim. Allah ben muhafaza, Emrah öyle bir şey ben söylemedi tamam, yani. Yanlış anladım. Bazen her iki taraf için de gerçekten ayrılık kurtuluştur. Şimdi Songül, senin teyzen telefon attığında. Tamam. Ne ismi? Ayşe teyze. Alo. Sen alo de. Alo. Efendim teyze. Buraya geldiğinde senin halini ben gördüm. Evet. O küçücük çocuk bana dedi ki, teyze babam dedi, arkadan dedi, bana pesti dedi. Yeğenim Ezmi'ye kimsenin hakkı yok. İlk başta dediğini anlamadım ben sesten dolayı. Ben senin ilk geldiğinde... Ben senin o halini gördüm dedi. Hani nasıl bir hal? Nasıl geldi yanınıza Ayşe Hanım?
Sivas'a gelirken Sivas'a çocuğu kontrole diye getirirken. Evet. Çocuğu, bir çocuğun kafaya vuruyormuş, bir kız yeğenime. Yeğenimin kolları mosmoru. Ben kendim dedim, kızım götüreyim seni dedim, rapor alayım, bu bize lazım dedim. Yok teyze boş ver dedi, gitmedi, kendi gitmedi. Yok. Bir saniye, senin kaçtığın günden mi bahsediyor? Evet abla, benim kaçtığım günden bahsediyor. Sana nerede şiddet uyguladı? Siz o gün hastane, önce piknikteydiniz, ardından da devlet hastanesine gittiniz. Hastanenin neresine şiddet uyguladı? Hastanede değil, evde tartışmıştık biz zaten abla. Geleceğimiz günün akşamı tartışmıştık. Nasıl onu... akşamı? Evet. Akşamdan zaten bacım gileniyoruz, nasıl tartışıyoruz? Ben anlamıyorum ki Sıra abla. Peki, ertesi gün kahvaltıya gittiniz mi? Hastanedeyken kahvaltı yaptık. Tamam, abla. Önce kahvaltı yaptınız, sonra hastaneye gittiniz. Evet. Hatta annene randevu alacaktı. Hı-hı. Değil mi? Evet abla. Sen şey dedin, annem için randevu al da annemin gözüne gir dedin değil mi? Evet, bir nevi onu şey yaptım ama ben kaynaşsınlar diyen, hani bir nevi ortalığı düzeltmeye çalıştım ama bu beyefendi, Esra abla ya nasıl diyeyim sen, bu beni bayramda ailemin yanına göndermezdi. Kendisi bir güne 9 senelik kaç evliyiz. Kaç bayramı geçirdin ki köyde? Hayır, 9 senelik geçirdin. Evliyiz Esra abla. Bir kere annemin babamın evini öpmeye kaç gitmezdi. Kaç bayram geçirdi? Benim yanımdayken bir bayram geçirdi. Benim annem geçirdi. Hasta onda olurdu Esra abla. Beni annemin babamın yanına göndermezdi. Sen uyhu yiyordun, uyhu yiyordun. Derenin dibinde uyhu yiyordun. Bir çay bile çocuğuva çoluğuva bir çay demleyip bile veremedin yani. Sen konuşuyorsun. Evet. Ben. Yalansa yalan desin. Haydi. Yalansa yalan bu desin. Bu arada sevgili seyirciler, şimdi mesela hani seninle evlendikten sonra gelin kayınvalideyle damat tanışmıyor. Emrah bayağı Fidan Hanım'ın elinde büyüyor. Manevi oğlu. Evet. Evet abla. Yani bu manevi oğuldan manevisiz bir ilişkiye nasıl döndüğünü yemin ederim anlamıyorum. Esra Hanım, bu bir canavar, bu dönderdi. Canavar. Peki evet. Bir şey kaçırın. Sakin duruyor teyzen abla, şey işte diyor. Bu. O gün sen şiddet uygulamışsın, şiddetten kaçmışsın diyor. Teyzesin. O açıklaması doğru mu değil mi? Değil abla. Şiddet ya. Uyguladı. Niye evet, ben uygulamışım abla? Hastanede uygulamadı. Hayır, ben evde geldim. Evde. Ben de geldim. Canavar mı bu Esra çocuğu? Abla, bu şey çocuk canavar Esra Hanım. Esra abla, bir şey diyebilir miyim? Masum gözüküyor mi? Burada Esra madem abla. Ben evde şiddet uygulamışım eşime değil mi? O zaman Sivas'ta niye iki sefer kahvaltı yaptık? Benimle güle oynaya bir sıkıntı yoktu. Hani o hiç de güle suları. Oynaya değildi abla. Evet. Hiç de güle oynaya değildi. Hayır. Neydi? Orada yalan söylüyor Esra abla. Ben hatta kahvaltı teyzeniz, yapıyoruz. Ben yanınızdaki yemiyorum. Yanınızdaki kız çocuğuna bile eşinizin şiddet uyguladığını söylüyorsa. 2,5 yaşındaki evladı orada bu kadar süredir annesiz nasıl bıraktınız? 2,5 yaşındaki değil, benim yanımdaki kızıma. 5. Tamam, ona uyguladıysa diğerine de uygulayabilir çocuklara. Uyguluyor Hülya Hanım. Uyguluyor desinler. Şu anda göremiyorum Hülya abla. Ha? Şu anda görmüyorum yani. Görmeyince ya, rahat mı şimdi? Benim gözümün önünde uyguluyorlar Esra. Vallahi bakın, o zaman bir şöyle söyleyeyim. İkisinden de. Fidan teyze. Her iki taraftan da bence inceleme yapılsa çocuklar alınır, devlet alır çocukları. İnşallah öyle bir şey olur abla. Gerçekten mi? İnşallah benim çocuklarımın geleceği olması için devletin almasını istiyorum ben. Neden? Bende de kalmasın, onda da kalmasın. Niye? Çünkü o okutacak bir kapasitede değil. Benim 2 yaşındaki 2'ye giden çocuğuma sürekli bir kitap alıp da önüne okutmadı Esra abla. Sürekli diyordu ki Sen neredeydin? Sen neredeydin? Yanındaydım Esra abla sen diyor ne, ki. Sen niye okutmadın bir ana olarak? Ben hadi. Ben okutuyordum zaten. Kim okuttu? Ben hayvanlarıma gidiyorum. Senin gibi boş değilim. Sen okutacaksın evde kaldığın benim işim için. Oluyordu Esra abla. Ben buna diyordum ki bir az bir şey okut diyordum. Bu ne diyordu çocuğa? Senin kafan basmaz. Kapatıyordu kitabın defteri çocuğu şeyini. Çocuğu aynı bağırarak çocuğu güzel bir şekilde anlatmıyorduk Esra abla. Bağırarak, vurarak kafasına, yitikle. Böyle bir çocuk öğretilir mi yani Esra abla? O zaman sen öğretseydin, neredeydin sen öğretseydin? Ne güzel. Anne, bunlar doğuracaklar, çok affedersin. Siz istediğiniz gibi doğuracaksınız. Bakamayınca devlet alsın. Ya çok özür dilerim de o kurumlarda gerçekten annesiz babasız çocuklar var. Var abla. Yani onların hakkı, siz istediğiniz gibi pırtlattınız, her barışmada bir tane doğurdunuz da sonra devletin, ya tabii ki yük değildir ama bu kadar da değil yok ya. Yok abla, ben çocuklarıma bakacak vallahi kadar varım. Vallahi bu kadar da değil. Sen çocuklarına bakamazsın, bakamazsın. Ben bakarım. Senin bacını ben aldım, götürdüm İstanbul'a. Babanın elinden zorla aldım. Senin bacıyı okula vermiyordu. Ben sen götürdüm de 2 sene okuttum. Yalanları bırak. Şimdi yalandan bırak, name yap. Bütün köşe yapma. Name yapma. Yalanları senin iki bırak. Lafından biri yalanlarını bırak. Yalan. Kabul yalan etmiyorum. Mı? Bana ne? Yalan yap. Yalan. 2 sene okutmadın mı bir ben doğru seni kardeşim? Konuştuğunuz kelime yok. Yanalı kızdı. Buraya yalan konuşmaya gelmişiz. Başka yalan bir şey Memrah. Değil yani. Yalan mı? Yalan. 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 Ben seni kardeşi 2 sene okutmadım Memrah.
Tamam okuttun da zorla götürmedik ki. Ben zorla de oradayım götürmedin yani. Ben de oradayım. Elinden bir tek başına mı okuttum? Abisi olarak ben de oradayım. Tamam sonuçta ben okuttum ya. Ben ilgilendim. Yani? Sen işteyken yani? Ben ilgilendim. Ne var yani? Nereden nereye geçtiyiz? İlk geldiğinizde Esra Hanım'dan talebiniz çocuklarımı görmek istiyorum. Evet tamam. Sonra iki gün sonraki talebiniz çocuklarım yurda verilsin. Evet. Üçüncü günkü talebiniz çocuklardan şu anda yanımda olan bende kalsın, diğer ikisi babasında kalsın. Şu andaki tekrar talebiniz başa sardık çocuklar yurda verilsin. Yok abla yok. Okutmayacak Hülya abla, okutmayacak. Anne olarak kararınızı verin. Siz anlaşmalı da boşanamazsınız çocuklar. Çok tabii. Birincisi velayet gibi bir konuda bakılacak şey çocukların üstün yararıdır. Şiddet var terbiyede. Kafaya gelen taşlar var. İkincisi de kardeşlerin ayrılmamasıdır. Siz kardeşleri bu kadar rahat ayırabiliyorsunuz. Ve o çocuk babasına o bu diye hitap ediyor. Baba kelimesini unutmuş ya. Kendi unutmuştur. Siz aranızdaki kişisel ilişkileri çocukların üzerinden yönetiyorsunuz. Babasına o diye hitap ettirmiyorum ben. Baba, baba stüdyo çıkışı hatta... Cuma günü gösterdim bak kendim bizzat gittim tamam, gösterdim abla. Tamam gösterdi abla doğru gösterdi. Ha, Allah razı olsun ne diyeyim aynen. Yani şimdi ne yapayım olması gereken o. Ya bu arada şunu bak kaçırıyorsunuz. Anlaşamıyor olabilirsiniz aileler kavga ediyor ayrılabilirsiniz. Fakat boşanırken bile karşılıklı bir fedakarlık yapmıyorsunuz. Kavga dövüş. Ya ne yapalım ne edelim sen işte çalışıyorsun çocuklar bende kalsın sen nafakanı öde. Ya da ben çalışayım sana nafaka ödeyeyim sen çocuklara bak. Hani burada bir fedakarlık yapsanız olacak ya evlilik öyle. Herkesin aslında emek vererek yürüttüğü bir kurum. Onun haricindeki hiç kimse o yuvaya bir adım atmasın. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.